bölümdür. Harikulade sunmadım artık. Evet, bir alkışla Doruk Can'a. Yok abi, patlatıldı orası falan. Gezdiriyorum böyle. Seni almaya geldiler Fatih. Sahtekar bir adammış diyor. Zoom alın bakayım buraya. Karına başı. Aç sesi aç aç. Vallahi ben şu an pestil kıvamındayım. Bence, niye olanı söylemiyoruz ki? Bence doğru. De olanı söyle direkt. Ya yani işte oğlum koyuyorsun sen bu işi s**sin yani hepsinden daha iyisin falan. Neyse biz nezakete geri dön. Aynen de takacağım şapkayı. Bak niye böyle bir hayal olsun? Birader bir şey sorgulama artık. Alkış yapamazsın bana sormadan. Jürün evlerin dövmesi ha. Dövme. Kolum kırılıyor bak. Sürreal bir ortamdayız. Gazımı aldım hemen geç diyenlerimiz. Sana ne oluyor ya? Düğün salonu rapçisi falan yazıyorlar. Oo, çaktı 90'a muti. Ne anlamda? Mecazi anlamda söylüyorsun. Yok, direkt kafasını ezerim. Yapma. Yani. Ekmeğimiz de oynama bize. Ve çok güzel bir program olacak. Üç, iki, bir. Başladık. Rap Show'un sezon finaline hoş geldiniz. Çok buruk bir alkış be. Bu seferki çok buruk bir alkış. Rap Show'un ikinci sezonunun final bölümüyle karşınızdayız. Ama bu sefer arayı çok açmayacağız. Hiç merak etmeyin. Büyük ihtimalle Eylül'de ya da böyle bilemedin Ekim'de en geç 3. sezon başlamış olacak. O yüzden şu buruk mutluluğumuzu bir kenara bırakıp böyle heyecanlı güzel bir sezon finali yapalım istiyorum. Rap Show kesitler adında harika bir kanal açtık. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Oradan da 1. sezondan ve 2. sezondan harika kesitler bulabilirsiniz. Bir kanala göz atarsanız sevinirim diyorum. Bu arada bu yaz sezonunda da yeni formatlarla karşınızda olmak istiyoruz. Yani biz bu kanalı kurarken böyle tamamen bir rap kanalı olsun hiç istemedik ama talihsizlikler vesaireler derken sadece Rap Show'la devam edebildik ama yeni sezonumuzda, yeni yayın dönemimizde rap dışında harika projeler de yapacağız. Yani teması rap olmayan harika projeler, show programları vesaireler, podcastler yapacağız. Çok heyecanlıyız bunlar için de birazcık dinlenelim diyoruz ama şimdi hiç lafı uzatmadan direkt olarak konuğumu sunmaya geçmek istiyorum. Onu görünce sesi açtığınız, doğal, güler yüzlü, eğlenceli, hem iyi bir MC hem de iyi bir rap dinleyicisi. Kliplerinde ve konserlerinde çok eğlenceli dans eden, ünlü olunca da karakteri değişmeyen, vefalı, turuncu renginin çok yakıştığı, bayağı bir yürüme var burada sana çok belli yani. Kendini sürekli geliştiren, milyonlarca dinlenen, hatta 100 milyonlarca dinlenen, tek kliple 264 milyon izlenmelik rekortmen... Bu nasıl cümle a**ayım? Tek klipte 264 milyon izlenme rekortmenlerinden, özgün ürünler vermek isteyen, namı diğer Montana, iyi bir birader, Heyjen ile müthiş ikili olan, ikiliden öte kardeş olan, mütevazi, karşınızda Muti! Hayat sizin, şehir sizin, para sizin, aynen görülmemiş memlekette sizin gibi aynen. Aman be, hoş geldin. Hoş buyur abi. Ya sonunda Mücahit, sonunda kavuştuk ya. Harbiden ya. 3 evet. Yıl sonra. 3 yıl oldu değil mi? 3 yıl oldu abi. Senle Heyjan'ın bölümünü çektikten sonra telefonda konuştuk. Evet. Ondan sonra pandemiler, mandemiler derken bayağı, evet. Bugüne kısmetmiş. Olsun, sonunda kavuştuk. Sonunda kavuştuk, hoş geldin hoş tekrar. Hoş bulduk, nasılsın, iyisin? İyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, daha iyiyim şu an. Biraz tabii turne murne yorgunlukta. Yorgunsun. Bu sahte kısmı direkt geçip programı hemen açıyorum istiyorsan. Vallahi süper olur. Harika olur. Rap Show başlıyor. Burada alkış olsun be bu sefer. Bu böyle sezon finali ya. Biz çünkü alkışları azalttık. İbo Show gibi olduk çünkü iyice böyle her dakika alkış kıyamet. Ama sezon finali olduğu için kalsın. Zor bir program olacak Mücahit. Başladık mı şu an? Yok. Ona göre sahtekar bir adammış değil mi? Böyle hani mutlu bir anda enerji koyuyor falan kamera kapalıysa. Sahtekar bir adammış diyor. Hayır hayır yani ona göre tabii ki kelimelerimiz. Bektirip de öbür türlü böyle yarım saat ölür sahtekar demeyin. Ya değil mi? O da bizim sahtekarlığımız kalkanı. Mücahit, programımızın klasikleşen sorusuyla başlıyorum direkt olarak. Evet. Mutlu musun? Mutluyum. Gerçekten burada olmaktan, seninle uzun bir aradan sonra da buluşmaktan mutluyum. Kendimi açıklayabilecek olmamdan da mutluyum. Mutluyum yani. Bugün çarpıcı açıklamaların olacakmış diye duydum. Kimden? Şu an şezlongla güneşlenen bir arkadaşlar. Yok ya öyle bir şey değil tabii ki. Kimi nasıl çarptığına bağlı. Hadi bakalım. Bu program zor bir program olacak. Şimdiden belli oldu. Mutlusun genel olarak. Evet, mutlu. Hayatında da mutlusun. Evet, evet, çok şükür. Çok bir mutsuzluğun yok gibi. Yok, daha kötü günlerimiz oldu. Çok şükür.
Heyecanla birlikte ortak çıkardığınız 12 şarkılık Hermano isimli albümünüz için öncelikle tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Doğru okudum değil mi? Evet. Hermano. 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 Evet, Hermano biraz daha aksanlı oluyor. Ben öyle İngiliz aksanıyla. Nasıl, memnun musunuz gelen yorumlardan ve gidişattan diye konuyu açıyorum ve sana atıyorum pası. Evet, gayet memnunuz. Aslında ilk ortak albümümüz, 6-7 senedir biz beraberiz. Birlikte müzik yapıyoruz. İlk albümümüz, bunun için de aslında biraz uğraş verdik tabii. Daha iyi olmasını istedik ama şu an stream olarak da gelen yorumlar olarak da gayet iyi. Rekorlara falan gidiyor galiba. Evet, bayağı, evet. Şu an bir 175 milyon falan Spotify'da sadece bir... Rekor kaç ülkede? Uzido'da. Tabii ki. Hepsi kardeşim, bizde diyor yani, anladın mı? Rekorları da bizde. O da herhalde bir kaç milyondu? 400 küsür değil mi? Melih başka bir yerde. Sonra da boş ver. Benim şey Uzun'un kaçtı? Senelik mi? Senelikse. Çok enteresan bir konuya... Bilmiyorum ki abi. Yani bu arada yani, izleyicilere de söyleyelim. Melih Uzun'un menajeri bu arada. Evet. O şoku yaşayan o yani. Çok başka yerlere gitti. Şeyi falan soruyor bana. Abi haftalık mı soruyorsun? Aylık falan. Kanka ne bileyim ben. Öylesine sordum ya. Rekor kimde diye. Rekor şu an onda. Büyük ihtimal ya ikinci ya üçüncü de sizde, evet, herhalde değil mi? Hı-hı. Şahane. Valla keyifle dinliyoruz. Teşekkür ederim. Bu albümle ilgili birazdan tekrar konuşacağız. Acımasız sorularımız da olacak sana bu albümle ilgili. Yani ne kadar acımasız olabilir. Var var. Gerçi sana çok koymaz gibi, evet, hissetmeye başladım ben şu an zaten. Muti isminin kısaltılmışı değil. Öyle olsa Müco olurdu diye, evet, biz varsaydık. Müthiş bir tespit yaptım diye de not eklemiş buraya. Dört ismin varmış. Neler onlar? Montana, Tony Montana'dan mı diye de sormuş. Şöyle yani gerçek ismimi tabii ki vermeyeceğim. Kimlikteki ismim çok farklı. Nasıl yani? Mücahit de mi değil? Kimlikteki ismim farklı. Mücahit de bir ailesel olaylardan dolayı sonradan konulmuş bir ismim. Adamın Mücahit. Tamamı proje çıktı bu arada. Nasıl yani? Bayağı ismin Mücahit yani, değil normalde kimlikte. Evet, evet. Sonra işte ailesel biraz olaylardan ötürü annem Mücahit koyuyor ismi. Sonrasında işte değiştirme imkanım oldu ama hiç bir türlü vakit bulamadım. Kimlikteki ama adam... herkes Mücahit diyebilir. Yani yaptığım askerlikten ilkokula, hı-hı, liseye kadar herkes Mücahit bilir. Muti'yi de bana semtte bir arkadaşım kulakları çınlasın, o takmıştı Muti diye. Öyle kaldı ondan sonra Muti. Yani daha rap hayatım başlamadan önce Muti konulmuştu bana zaten. Gerçek adını internette herhangi bir yerde bulabiliyor muyuz? Yani sanmam ama illaki biri görmüştür ya. Abi bunu rap show farkıyla belki şey yapar mı? Yorumda falan yazabilir. Sakladın bir şey mi özellikle? Yok ama diyebilirsin ki yani. Belli olmaz o. Dur bakalım. Ben biraz daha açayım şimdi Mücahit'i de. Dur deliriz. Montana'da. Tony Montana'da. Değil mi? Ondan Scarface, direkt olarak. Evet, onu bayağı seviyorsun. Severim yani. Ben kaç kere izlemişimdir zaten. O yüzden Montana'da benim için öyle bir idol gibi bir şey. Bayağı AKA olarak falan. Evet evet. Değil mi? Kullanıyorsun evet. Bayağı bayağı yani. YouTube'da 264 milyon. Evet, 264 milyon diye de altını çizerek dinlenen Yansın Geceler. Bu nasıl bir rekor? Bu şarkıda hayatının dönüm noktalarından. Evet. Yansın Geceler yazdığınız o geceye gidelim mi? O çok çay içilen misafirhaneye. Canlandıralım mı bunu bir Mücahit? Yeah. Şimdi burası bir performans programı. Yandın, evet, bak. Bu en kolaylarından başladım. Şimdi misafirhanedeyiz. Tamam. Heyecan orada. Evet. Kimler var başka tanıdık olarak? İki kişi daha var. Tanımazsınız ama. Normal sizin, evet, arkadaş çevrenizde, evet, ilk tanışmanız mı Doğan'la orada? Yani hayır, ondan önce zaten ondan bir ay önce abinin Zoberam'ını yapmışız zaten. Ha doğru, biz bir dakika. İlk abinin, evet, Zoberam'ın. Ama çok samimi değilsiniz değil mi yani? Yani aslında biz birbirimizi gördüğümüz gibi elektriksel olaylardan dolayı. Aslında zaten direkt biz birbirimizi gördüğümüz gibi hadi rap yapalım gibi bir şey olmadı zaten. Biraz değişik oldu. Senin yani hiç alakan yoktu zaten. Hiç sıfır. Sıfır. Baya sen normalde iyi rap dinleyen bir dinleyiciydin, evet, değil mi kesinlikle, o zamanlar? Evet. Şimdi misafirhanedesiniz. Bu misafirhanenin de hikayesini sormaya çok korkuyorum. Yani bunu Doğan'a da sormaya korkmuştum. Çünkü çok genel bir isim gibi geldi bana hani. Misafirlerin kaldığı bir yer. Bir dostumuzun misafirlerinin kaldığı bir yer. Ha bir arkadaşınıza, evet, ait bir yer. Evet. O Yansın Geceler fikri nasıl ortaya çıktı o gün? En baştan başlayayım o, olur, zaman. Eğer müsaade edersen. Şey diyor değil mi? 93 yılı. Karlı bir... 95 yılı doğmuşum. Kaç doğmuşsun sen? 95. 95 miydi? Evet. Bak internette yazanı 93'ü söyledi. Aa hayır, 29 yaşındayım diyorsun bir yerde. 95'liyim, 28 yaşındayım. 95 yaşındayım diyordum. Oğlum ben 92'liyim, 30 yaşındayım. Nasıl oluyor? 31 olacaksın. Ne olacağım, öyle bir şey yok. Hayır abi, beni tribe sokmayın. 8 Ağustos benim doğum günüm. 8 Ağustos'a kadar 30 yaşındayım ben daha. Doğru. Değil mi? Evet. 95 doğmuş. Bunu da bir düzeltelim o zaman hazır, evet, konusu gelmişken. İnternette yazan yanlış. 93 yazıyor. 30 Mayıs yazıyor. 94 yazıyor. 30 Mayıs çok Mayıs var kanka. 93 benim, var 90. 3 Temmuz 95. 95. Bravo abi. Nasıl her şey ya? Biraz önce doğum gününde kutlu olsun. Evet. Teşekkürler abi. Teşekkürler.
Evet, en baştan başlayayım dedim. Karlı bir 95 sabahıydı. Doğdum falan işte. Ama nasıl doğmuşum falan. Yani işte Ejan'la ilk bu misafirhane dediğim yerin sahibi arkadaşım onunla tanışıyor. Ondan sonra işte biz Şirinevler'de oturduk. Öyle bir tanıştık. Ben ondan önce tabii Ejan'ı dinliyordum. Gayet beğeniyordum. O eski şarkıların hastaydık yani. Herkes bizim semtteki insanlar. Biz zaten hepimiz. Şu an ortamında bulunduğumuz insanlar da öyleydi. Ondan sonra tanıştık öyle. O sürelerde de o süre zarfında müziği bırakmıştı Ejan. Yani yapmıyordu. Çünkü bir gelir sağlayamıyordu. Ondan sonra işte ben hani ona ilk tanıştığımızda niye müzik yapmadın falan. Çok başarılı olduğunu falan. Seni çok dinledim. Tabii bu şu an daha böyle bunun sokak ağzıyla olur falan. Daha biraz şimdi nazik falan. Nazik söylediğimiz için de insanlara kolpa gelebilir aslında değil evet, mi? Abi, böyle bir ihtimal de var. Bence, niye olanı söylemiyoruz ki? Bence doğru. De olanı söyle direkt. Ya, yani işte oğlum koyuyorsun sen bu işi. Yani hepsinden daha iyisin falan. Neyse biz nezakete girdik. Başlar bunu beğenmedim. İşte dedim ki hani daha iyisini daha iyi yapabilirsin, ilerleyebilirsin. O da hayır işte yani falan bir şeyler, birkaç sorunlarından bahsetti. Ondan sonra bana dedi ki gel dedi beraber yapalım o zaman. Sen de gel beraber yapalım madem böyle bir şey söyledin falan filan. Zaten enerjimiz uyuşmuştu yani. Anladın mı direkt? Hatta bir fotoğrafımız var tanıştığımız gün çekildi. Öyle mi? Fotoğraf. Aynen. Duruyorsa yayına verelim mi o fotoğrafı? Duruyor verelim. Süper. Evet. Hatta Ejan'ın profilinde bile var yani. Ah tamam süper. Evet. O zaman buraya koyduk o zaman. Şu evet. An izleyenler görüyor. Biraz beni flu yapsana. Tamam işte o yüzden sordum zaten. Çok kötüyüm be kardeşim hesabım. Flu yap derken de iyi alışkanlık edindiniz bu flu işlerini. Klipte flulanmış. Geleceğim oraya da geleceğim. Ondan sonra o dedi ki ben ne anlarım dedim ben. Elime ne mikrofon almışım ne mikrofonun başında ne stüdyo görmüşüm yani. Ama tabii ki de dinliyordum rap. Sonra bir şekilde beni ikna etti. Gittik abim Dizogram'ını falan kaydettik. İşte yılbaşında yayınlamıştık. Hatta onda Taksim Meydanı'nda çekmiştik klibini. Zaten orada ben ilk kendi sesimi hoparlörden duyduğumda dedim ki baba sen devam et. Ben seni her türlü destekleyeyim. Ama dedim beni dedim sokma bu işlere. Beni bırak. Aynen. O da hayır dedi. Sen olmayacaksan yapmayacağım dedi. Yani. Allah Allah evet. Yani yeni tanıdığım bir adama evet, bu kadar işte, bağlı. Tamamen kader. Hakikaten öyle ya. Yani kader. Çok acayip gerçekten. Çünkü o zamanlar onun da gerçekten çok zor bir dönemiydi. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda. Benim de hem maddi hem manevi anlamda zor bir dönemdi. Askerden yeni dönmüştüm. Herhangi bir mesleğim yoktu yani. Kötü yola girmeye çok müsait bir dönemdi ikimiz için de yani tanıştığımız zaman. Belki o yüzden ben bunu kader olarak görüyorum yani. Allah'ın bizi birleştirdiğini düşünüyorum. O şekilde işte yaptık falan. Bir anda öyle bir şeyler oldu bir abim zor bir yerinde falan. Olacak gibi yani. Ondan sonra dedi ki hadi dedi bir tane daha yapalım. Gittik misafirhaneye. Evet oturduk. İşte. Gidiyor musunuz hala o misafirhaneye? Yok kapandı orası. Ha kapandı evet. Orası tamam. Bu konuya girmemeyi öğrenmem gerekiyor. Misafirhane hakkında ne zaman konu açılsa elim ayağım titriyor benim çünkü. Yok abi patlatıldı orası falan. Yok abi oraya roket attılar geçen hafta. Gittik oturduk işte ne tarz bir şey yapsak gibisinden. Yani ben dedim ki o zamanlar gece kulüplerine gitmek çok büyük bir şeydi. Yani dedim ki bence gece hayatına yönelik bir şarkı yapmalıyız dedim tamam mı? Fikir verdim sadece. Hatta o zamanlar işte Capsler Mapsler dönüyordu bu konularla alakalı. Bir beat açtım. Beat de değildi aslında yani. Bir club remix'ti yani. Eskiden insanların açıp dinleyeceği. Ondan sonra onu açtık işte. O da dedi ki tamam dedi buna yaparız falan. Ondan sonra ben başına işte o işte yavru alayım mı seni? Bana geçeriz ya. Ya çok falan. Acayip ya. Onları koyduk. Ondan sonra yaptık. Zaten 2 gün sonra 3 gün ne sonra. Ne yaptın? 3 gün sonra kalktın mesela Mücahit. 3 gün sonra da bir milyona yaklaşmış mıydı? Tabii. 3 değil mi böyle? Ki o zaman milyon çok başka tabii bir canım olarak. Yani şimdi bile hala büyük başarı aslında. Tabii. Bakma sen sadece çok alıştın 200-300 evet. Milyonlara. Hala 1 milyon birçok yeni sanatçının hayali yani evet. Doğal olarak. Kalktın 3 gün sonra bir baktın ki şarkı 1-2 milyon. Ne yaptın o an? Anlatsana bize. Aklını oynatan insan yani mutluluktan herhalde. Evet ama işte biraz daha böyle temkinli davrandım. Kendimi biraz daha böyle bastırmaya çalıştım hani. Çünkü gerçekten hani bir anda böyle bir yola girip bir anda böyle bir şey olması insanı şaşırtabilir. Yani. Kesinlikle. O yüzden kendime hakim olmayı başardım bu konuda. Ama tabii ki de aşırı derece bir şeydi yani sokağa. Yıllardır doğup büyüdüğüm semte çıktığımda insanların bana bakışını değiştirdi. Hemen tanınırlık başladı mı o klipten sonra? Yani kısmen. Değil mi? Ufak kısmen, ufak böyle ufak başladı ufak başladı. Falan. Ama genel olarak zaten artık ben sokağımda ne zaman kendi şarkımı duydum? İlk duyduğumda abim de Zobereman'ı duymuştum. O zaman okey dedim. O zaman dedim ki okey. Benim için duygusal bir andı. Kendi oturduğum semtte onu duymam. Değil mi? Evet. Hala da aynı semtte çok sadık bir şekilde arkadaşlarıyla evet. Sürekli olarak takılıp çevresini de hiç değiştirmemiş. Evet. Her yıl doğum gününde de Şirin Evler'de mutlaka bu doğum günü ritüelini devam ettiren evet. Bir adamsın. Ben burada kocaman bir alkış alırım bu adama. Doğum günü ritüeli değil de rutini eklesek de olabilir. Doğum günü rutini. Hani bu sahtekarlar bir tek Sera'ya koydurdum farkında mısın? Kimse de ölüm sessizliği var arkada böyle. Doğum günü de demişken kendi doğum günlerini Şirinevler'de kutlama rutinin varmış. Bunun sebebi nedir? Hani ben hiç değişmedim demek mi? Yani aslında yok. Hani sürekli de her senede tabii olmadığım zamanlar oluyor. Bazen konserde oluyorum. Hı-hı. Hani konserde kutluyor arkadaşlarım sağ olsun. Bu sene ama Şirinevler'de kutladım. Evet gördüm. Evet. Bu 2-3 gün önceydi o da zaten. Yani aslında orada kutlamaktan ziyade ben orada takıldığımda yani oraya her sabah gittiğimde her gün oraya giderim. Hı-hı. Genellikle İstanbul'da olduğum dönemlerde.
Ben kendimi buluyorum orada yani. Geçmişimi görüyorum. Kendimi görüyorum ve kendimi kaybetmemem için mükemmel bir aktivite benim için. Görüyorum çünkü artık insanlar benimle şirinlerde fotoğraf çekilmiyor kanka. Aa, alıştılar artık yani. Selamünaleyküm abi, ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun kardeşim? Senin için yurt dışına çıkmak gibi şirinlere gitmek o zaman değil mi? Yani hatta işte bazen TikTok'a atıyorlar benimle şirinlerde fotoğraf çekilip işte gençler falan. 15 beğeni falan diyor. Millet altına yazmış ki işte ya şirinlerde old domantiyle çekilmeyen fotoğraf kaldı mı falan. Yani falan. Ama işte ben orada nereden geldiğimi hatırlatıyor bana semtim yani. O sokaklar, o insanlar, arkadaşlarım, dostlarım beni gerçekten sıfır menfaatle en başından nasıl seviyorsa. Oradaki esnaf. Yani benim önceki hayatımda da, hepten önceki hayatımda da beni insanlar orada seviyordu. Sevilen bir insandı. Esnaflar olsun. Yani oradaki arkadaşlarım olsun. Girişken yüzden... de bir adamsın sen. Büyük ihtimal hani rapten önce de öyle hani semtte herkesin bildiği girişken hani böyle evet, tipler olur. Evet, büyük ihtimal evet. Onlardandı. Bildikleri konular biraz çıktı ama. Yani yapmayalım onu şimdi, gözünü seveyim. Ulan hangi soruyu sorsam bir yere bağlanıyor, anladın mı? Hareket alanım kalmadı şu anda. Sıkışmış hissediyorum kendimi. Sahnede doğum günü sürprizi yaptın Uzi'ye. Evet. Burada da bir şey çıkacak diye çok korkuyorum. Çok da duygusal anlar yaşandı. Neler yaşandı o konserde? Yani aslında onu Antalya'daydı değil mi konser? Antalya'daydı evet. Melih'i görüyor musun? Melih'i kafa sallıyor. Melih uyuyor arkada böyle diyor. Aile. Ulan... Sürprizi Ankara'da yaptık, doğum gününü Antalya'da yaptık. Uzi ile işte Antalya'da konseri vardı, o gün de doğum günüydü. Zaten onun doğum günü 30 Ağustos, Zafer Bayramı değil mi? Aa çok güzel. Evet. Ben de işte organize ettim, annesini de, annemizi de aldım buradan. Annemizi de götürdüm oraya haberi yokken. Haberi evet. De yoktu. Evet, ha, Antalya'ya ne güzel. Bir anda öyle sahneye gittik. Gerçekten onun için de çok duygusal bir anda. Hiç haberi yok muydu gerçekten yani ya? Yani benim geleceğimden herhalde bir şekilde haberi olmuş. Ama öyle annesinin geleceği, evet. Sahneye çıkacağınız evet. Falan böyle çok güzel. Meşalelerle falan çıkmıştık, güzel bir anı bırakmıştık yani hepimize. Hızlı sorulara geçip ortamı biraz yakmak istiyorum hızlı böyle. Sorular, tamam. Hızlı sorular. Bak burada bir takım hızlı sorular soracağım Mücahit tamam. Sana ve hiç düşünmeden direkt olarak cevap vermeni isteyeceğim. Tamam. Demek yok. Soruları tekrarlamak yok zaman kazanmaya çalışmak için. Hazırsan başlıyorum. Bunları gördük ya. 40 bölüm oldu artık. İşin olduk ya. Başlıyorum. En büyük korkun? Sevdiklerime bir şey olmasın. En sevdiğin özelliğin? Çalışkan olmam. En sevmediğin özelliğin? Sinirli olmam. Bilgisayar veya konsol oyunları... Ben baskı kuracağım diye ben elendim. Neyse bölüm bitti beyler. Ben elendim. Bilgisayar veya konsol oyunları oynar mısın? FIFA 23. Favori hobin nedir? Oo, favori hobim nedir? Şu an herhalde motosiklet. Oh. Oh, bir su akıyor buradan değil mi? En sevdiğin Twitch yayıncısı kim? Vallahi yok. İzlemiyorsun? Hayır. Hiç. Aa, sıfır, evet. YouTube'da kesit olarak falan bile yok. Yani denk geliyorum da isimlerini bilmiyorum yani. Eyvallah. Ha, Elrani çok izliyorlar. Çocuklar bizi izliyor falan. Yani izliyorlar, ben de kulak aşinası veya görüyorum. Oynadığı oyunları izliyorlar falan bazen. Yani tanıdığım o. İzlediğim demeyeyim de tanıdığım o. Eyvallah. En sevdiğin YouTube içerik üreticisi kim? Onu da izlemiyorum ya. L1 Üçgen spor kanalı. Onu YouTube içeriği, onu izliyorum yani. Sporla ilgili bir şeyler. Evet, sadece okay. Spor. Evet. Onu izliyorum. Çok. Bizi söylemeyeceğim belli, geçiyorum. Ya. hani bu kadar yüzsüzlük yaptım ona rağmen şey yani. Diyor. L1 Üçgen var. Ya ondan değil şimdi, bu kadar da politik cevaplar. Rap show mu? Hadi alkış falan. Değil mi? Yani ne gerek var ki? Yok biz zaten YouTuber olmadığımız için. Ben seni izlediğimde sen de biliyorsun. Eyvallah zaten, canım. Turuncu rengini çok seviyorum çünkü nokta 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 nokta. Yani ateşi anımsatıyor biraz, o yüzden. Geçeyim ben, hızlı geçeyim, bir sıkıntı çıkacak. Şirin evleri 3 kelimeyle anlatır mısın? Hızlı sorular falan. Ben kaderim ve geleceğim bence. Adana'yı 3 kelimeyle anlatır mısın? Oo. Şırdan, şalgam. Bici bici. Yemek şeyi gibi olur. Kanka burası gezelim görelim Anadolu programına mı benziyor? Şalgam 01 şey dizi olan. Eyvallah. Sağ ol bize gerizekalı muhabbeti yaptığın için. Biz bir yemek programına dönüyoruz. Abi. Nerelerden seni var ya gezdiriyorum böyle. Ya. Haberin yok senin. Ama farkındayız. Bence alacağım seni, bekle. Halo dayıya sormuştuk Muti'yi 3 kelimeyle anlatır mısın diye. Abi mükemmel Montana cevabını vermişti. Heyecan'ı sormuştuk. Abi mükemmel Favela cevabını vermişti. İkinizi birden sormuştuk. Dostluk, kardeşlik, yaşanmıştık cevabını vermişti. Sen Halo Dayı 3 kelimeyle anlatır mısın? Halo Dayı 3 kelimeyle anlatırsak Urfa. Benim için kanka, Urfa. Kanka coğrafyadan uzaklaşır mısın artık? Niye ya? Yemek ve coğrafya. Adana'yı soruyorsun, sonra Halo'yu soruyorsun. Ben de sana Urfa diyorum işte. Urfa yani. Bir Urfalı bir popstar benim için artık. Urfalı, rap star pardon. Urfalı popstar. Urfalı rap star. Pop dedim abi. Tam koymazsın oğlum oraya işte. Sen de kesiyorlar, biz de mi kesmeyecekler? Halil'i düşündüm de bir an, çocuk ağlayarak izliyor beni. Adam bize neler demiş, abi, biz ona popstar. Urfalı popstarsın sen. Evet, Urfalı rapstar. Başka bana göre Halo neyi anlatıyor? Daha fazla başka? Çocuğu aşağılayacaksan ben bu soruyu geçeceğim. Azer Bülbül. Azer Bülbül. Üç oldu zaten. Bülbül'ü de mi saydın? Azer Bülbül'ü niye saydın? Azer Bülbül. Bizim için tek bir kelime.
Düşünsene bülbül niye saymıyor? Hani Azer desi anlayacağım. Tam bitti o zaman. Urfa Azer bülbül. Çocuk burada 4 paragraf övdü adamları. Geldi verdi cevap şu. Urfalı Azer Bülbül. Hani 3 kelime buna çıktı ya sonunda. Evet, Halloween ne kadar sevdiğimi o biliyor zaten ya. Burada şimdi bizim canımız ciğerimiz. Abi biz de selamlar neyse selamlar olsun. Galatasaray'ı 3 kelimeyle anlatır mısın? Çocukluğum, ultra aslan. Bu da fazla kelime olacak. Eski açık. Ama yine 4 kelime abi, oldu. Abi gözünü seveyim. Var mı Türkçe öğretmeni? Olan hızlı bir hızlandırılmış ders. Üç kelimeyle sınırlandırılmış. Arkadaşlar programa bir ara veriyoruz. Ben YouTube'dan Türkçe dersi açacağım. Bir 40 dakika izlesin. Ama birleşik bir kelime yani, o yüzden. Tamam hadi bunu sayalım. Senin için tamam. 4 olsun. Puma'yı kaç kelimeyle anlatırsın? Bu arada sende de benim gibi Puma aşkı var. Oo fena. Evet bende de var ama sende benden de fazla bir aşk var. Yani ben başka markalarda görüyorum. Benden daha fazla olan yoktur herhalde zaten Türkiye'de ya. Benim de hatta sayılır bir gardırobum var. Benim sadece Puma. Nike evet. Adidas'a dair hiçbir şey yok. Bedava reklam yapmaya devam edecek miyiz ya? Var mı senin yoksa bir şey? Değil mi oradan gelmiş halbuki. Ödeme yapmış bana. Abi Puma en iyi markadır bu ülkedeki. Ya sana bir şey söyleyeyim mi kanka? Hani Puma sponsorum falan diye de hiçbir sponsorluk bir oluyor. Tamamen kendi paramla gidiyorum. Herhangi bir indirim yok. Gidiyorum. Kendi paramla alıyorum ve seviyorum yani bunu. O yüzden problem yok ama isterim tabii ki de bir iş birliği yapmak. Ben de çok isterim. Abi. Puma baktığında diğerlerine göre daha bir tık da olsa. Eskiden öyleydi ama artık değil. Ben diğerlerinin fiyatını bilmediğim için bilmiyorum. İşte, sen daha iyi bilirsin. Aynen. Eskiden öyleydi mesela. Puma bir tık daha uygun fiyatlıydı artık. Evet. Puma konusunu geçebilir miyiz? 17 dakikadır değil mi? Tüm dijital platformlardan 3 şarkını hariç hepsi silinecek olsa hangi 3 şarkının kalmasını isterdin? Aynen. Hokkabazlar yokuş. Mahlasını şimdi yeniden belirlemen gerek. Eksiydi ne olurdu? Oo. Güzel, fena değilmiş. Oğlum işte. Montana. Montana. Evet. Hakikaten güzel de olurdu bu arada. Rap hariç ne tür müzikler dinlersin? Arabesk. Çok aman aman olmasa da arabesk dinliyorum. Türkü falan sever misin? Yok. Ya Azeri falan şarkıları da dinlerim yani böyle. Ama Azer arabesk değil mi zaten? Azeri. Ha Azeri. Ben hala Azer diyeyim az önceki. Heyecanı 3 kelimeyle anlatır mısın? 3,5 yıl önce seni heyecana sorduğumuzda hiperaktif, aşırı eğlenceli, çok sadık bir dost demişti. Bu arada kamera arkasından Ati yakışıklı diye bağırdı ama heyecan dönüp neresi yakışıklı ama koyayım dedi senin. Şey var mı ya? Bak size ayırıyormuşuz değil mi şu anda? Vay kaşarı bak. Aynen iki geliyor ikimiz düet yapmışız falan. Yani heyecanı 3 kelimeyle tabii 3 kelimeye sığdıramam ama madem konseptiniz böyle kurmayayım size hesabı. Ya birader bir şey sorgulama artık ya. Yani birader öz ve geliyor bak hatalı bir 3 kelime geliyor şimdi. Altıya bağlanır bu hikaye. Birader öz ve trip. Aa evet. Tripli midir? Tripli değildir. Triptir kendisi. Yani ne düşündüğünü hani kestiremezsin. O an ne hissediyorsa onu dışarıya yansıtır yani. Hmm. O an hani sonrasında bu yanlış olsa bile onun için olsa bile o an onu söyler diyorsun. Evet söyler. Kendini diss atsan ilk mısran ne olurdu? Ben kendime neyi diss atayım? Ya abi herkes bunu söylüyor. Evet ya bak bir şey söyleyeceğim. Mücahit o kadar bıktım ki artık biliyorum. Ama ben tatile gitmek istiyorum bunu galiba. Bunu o yüzden ironi yaparak söyledim zaten de. Bisketiyiz aynen. Yok ya bu diss mi? Kinaye yaparak. Ha evet. Tamam olabilir. Tamam olayım şimdi geçelim. Beğenmedi yani anladın mı? Soruyu da beğenmedi de. Yani bilmiyorum ki ya. Bunu bana sorun mu? Niye böyle oldu sen? Ay utanırım ki ben ya. Nasıl söyleyeyim ki ben? Ya ben kendim de barışık bir insanım. Kendime öyle şeyler söyleyemem yani. Kendine bu kadar aşık bir sanatçı konuk alıyorum. Kendine respect atsan ilk mısran ne olurdu? Gerdiriyormuş değil mi? Şimdi mi? Ulan mütevazi diye açtık adamı. Ben Şirin Evler'in tamamı. Yani respect atsam nereden nereye helal olsun derdim yani kendime. Evet. Bir tık az alkış fark ettin. Ulan biraz egolu mu falan alkış anladın mı? Ve son olarak rap şovu 3 kelimeyle anlatır mısın? Doruk, Cihan, Eğlence. Hızlı sorular bitti cevaplar için. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir açıklamanda aşk acısı yaşayan yakınlarımı kişiye göre yerlere götürüp kolay kolay atlatmalarına yardımcı oluyorum demişsin. Evet. Kime nereden iyi geleceğini biliyor musun? Heyecanı nereye götürürdün? Uzi'yi nereye götürürdün? Beni nereye götürürdün? Heyecanı çatıya çıkarırdım herhalde. Kendi çatısına. Hadi adam hep orada ya. Ya orada. Benle orada olması ama benim bir şeyler söylemem. Uzi'yi kalkana götürürdüm. Seni de misafirhane değil mi geliyor? Seni nereye götürürdüm? Seni de çeşmeye götürürdüm. Tam çeşmelik. Ya. Sen var ya. Sen...
Gerçek aşkı buldun mu? Hadi bulmadım desene. Buldum. Gerçekten bunu kalbi duygumla söylüyorum. Buldum. 2 senedir de birliktelik içerisindeyim zaten. İnşallah da sonuna kadar gider. Bayağı evlilik falan düşünüyor musun? Yani nasip olursa evet. Süreç gerektiren bir şey ama anlaşıyorum, seviyorum. O da beni anlıyor. Benim arkamda bir güç yani o da. Bir konserde üstü çıplak, gözlüklü seyirciyi sahneye çıkartıyorsun. Ve inanılmaz dans etmeye başlıyorsunuz beraber. Hatırladın mı o evet, şeyi? Ben tabii. Buraya görüntüsünü koyacağım. Nedir bunun hikayesi abi? Gerçekten planlanan bir şey miydi yoksa bayağı rastgele aldın mı oradan adamı? Hayır tamamen işte gördüm, çok eğleniyordu, bayağı eğleniyordu falan. Şarkıları da ezbere söylüyordu. Yabancıydı da bu ara herhalde. Değil mi? Yani. Belli zaten evet. Ondan sonra çağırdım onu. Gel dedim hadi beraber söyleyelim. O da geldi. Zaten o zamanlar çok meşhur değildi sahneye insan çıkarmak. Sonradan meşhur oldu. Aha. Genellikle zaten biz yapıyoruz, sonradan meşhur oluyor. Bir gönderme yapıyorsun şu an galiba. Daha yeni başladı göndermeden. Yeni üstümden bir kinaye yapılıyorsa. yok. Kuyum bitmeyecek program. Bizi çok zapt etmeye de çalışıyorsun, onu fark ettim ben. Evet. Oradaki ortam da bozulmasın istiyorsun. Yani. Bir ara baktım Mücahit yapışmış çocuğun koluna, çocuk nefes alamıyor falan böyle bayağı değil mi? Evet, tutmuşsun evet. Böyle kenarlara kaymasın diye. O zaman konserde Celo vardı, Uzi vardı, Ejen vardı, ben vardı. Hani kalabalık bir konser. Evet, bir zaten zapt etmesi onu... de zor bir arkadaş evet, yani. Evet. Böyle her şeyi yapabilecek bir kıvamda. Evet, o çok belli zaten yani. Ondan sonra kaç kişinin öyle sahnesine çıktı falan. Çok aşırı oldu ya. Kimlerin sahnesine çıktı başka? Bilmiyorum ki abi. Benim çok esprili geliyor aklıma da. Hani artık burayı da çıkartmayayım diye koyamıyorum ya. Kliplerde, bunu 3,5 yıl önce Heyecan'a da sormuştu. Kliplerde genelde zengin tarafı sen oynuyordun eskiden. Artık evet. O biraz daha kalktı galiba değil mi sizin kliplerinizde? Yani evet. Daha aslında daha o tarzdan, daha farklı tarzdan başladığımızdan kaynaklı. Yoksa yine öyle bir hani tabii ki eskisi kadar amatör değil. Daha profesyonelce böyle hani film gibi bir klip çektiğimizde eğer roller dağılımı olursa yine bunu da deneyebiliriz. Tam tersini de deneyebiliriz. O tamamen bize kalmış. Buna nazaran sana şunu sormak istiyorum. Gerçekte kazandığın ilk büyük parayla ne aldın? Araba herhalde ya. Boy. Koyayım ya. Araba ya, da almazsın. Ben de şey bekliyorum. Bir eşofman takımı aldım falan bekliyorum. Ama yok, kazandığın ilk büyük parayla dediğin için. Yani eşofman büyük bir para değil ki. Adamın kurduğu hayale bak. Hani ilk büyük parayla ne yaptın? Puma'dan tişört aldım falan, hani anladın mı? Nissan Qashqai. Yani. Arkadaşlar. Heyecanla ortak almıştık onu. 40 bölümde toplam bu kadar marka verilmedi. Bu bölüm kadar ya. Şimdi burada Gebeş Kaplumbağa Vol 3'ü yapmamız yok mu senle? Benimle bana anlat. Öyle de ki onu söyleyeyim. Bana anlat. Gebeş Kaplumbağa bana anlat. Gebeş Kaplumbağa. Ne diyor? Senle ben mi? Yok. Hayır abi. Sen çekeceğim, ben izleyeceğim tamam, burada. Tamam, yapalım. Tamam, bunu yapıyor muyuz program sonunda? Yapalım. Arkadaşlar, Mücahit'le beraber, Muti'yle beraber Gebeş Kaplumbağa Vol 3'ü yapacağız. Instagram ve TikTok'tan izlersiniz program sonunda. Mücahit, şimdi çekiliş bölümündeyiz. Buradan izleyicilerimize göndermek için senden bir hediye getirmeni istedik ve sen çok acayip bir hediye getirdin. Büyük ihtimal... Çok acayip değil ya. Ya çok acayip, çok acayip. Ya çok acayip. Aynen de taktığım şapkayı getirdim sizlere. Tatlı geldi sonla porra hışırtısı. Size layık değil ama, çekilişe katılacaklara layık değil ama olsun, böyle bir nacizane. Katılacaklara layık değil ama Doruk, tam sana layık bir şapka bu. Hani tam sen bunu hak ediyorsun. Aynen, klibine taktığı bu şapkaya sahip olmak için yapmanız gerekenler videonun altına yorum atmak, kanala abone olmak, Instagram'dan bizi takip etmek. Şuraya bırakacağım Instagram hesabından da çekiliş sonuçlarını bir ay sonra açıklıyor olacağız. Muti hediyesi için çok teşekkür ediyoruz. Kocaman bir alkış! Seni almaya geldiler madem bu espriyi yapıyormuşlar. Şu soruya bak, terbiyesiz herif ya. Şöhret nasıl? Şöhretli bir gün nasıl geçiyor? Eskiye göre en önemli farkları neler? Tabii ki de tanınmak yani. İnsanlar seni tanıyor yolda, hani konuşuyorsun. Hani para almıyor senden bazı yerler falan. Ya ben... benim için güzel şeyler. Ya Allah kahretsin. Hatta Utku'yla da Uzi'yle de bir röportajında söylüyordu. Diyor ki işte eskiden böyle işte param yokken bana kimse bir şey demiyordu. İşte ama param varken benden istemiyorlar. Niye istemiyorsun? Param var, veririm falan diye. Ben öyle düşünmüyorum. Eskiden istemiyordunuz madem. Ve bak şimdi nasıl alıyorum ben onu diye düşünüyorum ben de. İnsanlar da sağ olsun. Tabii bunlar genel olarak değil, işin makara tarafı. Ama tanınmak, insanlarla işte diyalog halinde olmak, fotoğraf çekilmek bunlar. Şöhretle bir günüm nasıl geçiyor aslında çok bir fark yok yani. Eskiden nasıl geçiyorsunuz şu anda öyle geçiyorsunuz. Canın ne isterse artık yiyorsun. Canın yani nereye gitmek isterse gidiyorsun. Yani çok şükür. O konuda Allah'a bin şükürler olsun yani. Evet, o konuda çok var. Ama yani önceki hayatımdan böyle çok da farklı bir hayat yaşamıyorum. Farklı bir hayatım yok. Aynen. Sabahtan akşama kadar orada oturuyorum. Ekstrem bir şey yaptığım yok. Aslında yapmam da lazım ama. Haftanın 3
3-5 gün Şirin Evler listesinde diyebilir miyiz hala? Konserimin olmadığı her gün gidiyorum. Yani. Her gün? Evet. Tebrik ediyoruz vallahi seni. Ben Şirin Evler'in dövmesini de bu arada yeni yaptım. Ne yazıyor orada? SRNV'lere yazıyor. Şirin Evler'in kısaltılmış. Şaka yapıyorsun. Evet. Burada da hasıl yazıyor. Mücadele. Bacaklarını kamerayı gösterelim mi? Bacaklarını mı kaldırayım? Kamerayı mı indireceksin? Kamerayı indirmeyelim. Yani şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Gözüküyor ama mu? Burada da hasıl yazıyor. Mücadele yazıyor. Yeni yaptırmışsın zaten. Evet, renklerinden evet. Belli. Burası benim doğup büyüdüğüm yer. Burası da benim yaşam stilim. Yani. Vay be. Şirin Evler'in dövmesi ha. Kolum kırılıyor. Burada acıma yok yalnız. Biz kahkaha atarız anladın mı? Hani alçıya alırsan da problem yok. Heyecan, Uzi ve Critical ile düetiniz Lejane. Critical değil, Critical. Critical. Hepsi de burada bana kötü gözlerle bakıyor. Critical. Celan'ın en hassas olduğu konu o yüzden. Öyle mi? Yardım. Abi özür dilerim. Critical. Heyecan, Uzi ve Critical ile düetiniz Lejane 55 milyon izlenmiş. Öncelikle bunun için tebrik ediyoruz. Verse olmamasına rağmen klipte oynayan birçok tanıdık yüz var. Motive de bunlardan biri. Lejane. Kusto. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu bir mısır... Bak bu bir mısır fırlaması değil anladın mı? Yani bak 1,5 kase mısır çıktı ağzım. Bana nasıl kindi görüyor musun? İyi ki bir kere Critical dedik ya. Koyun bu ipi! Rezil Müslümansın köpek! Nasıl abi Critical tamam ya. Nerede kalmıştım en son? O şey ağzımda toplamışım, fırlatmamak için birleştirmişim anladın mı? Hani 15-20 mısırın toplam kalan parçası o. Lejane 2 gelir mi? Gelir ama Lejane diye gelmez. Yine aynı ekiple olur. Başka bir şarkı olur ama aynı ekiple olur yani. Ama Lejane 2 isminde düşünmüyorsun yok, herhalde. Yok öyle bir şey düşünmüyorum. Performans sorusu var hazır mısın? Evet. Bak şimdi Doğan da buradayken. Diyelim Heyecan seni arıyor ve bir saate kadar bizim terasa gelsene müsaitsen diyor. Sen yorgun olduğunu söylüyorsun ama orijinal birkaç küfür ettikten sonra ikna oluyorsun. Çatıya geldiğinde sırtı dönük 4 kişi var. Sen kim olduklarını görmüyorsun. O sırtı dönük 4 kişinin karşısında da Heyecan ve Uzi var. Sırtı dönük olanlar yüzlerini yavaşça sana çeviriyorlar. Sırayla görüyorsun. Gazapizm, Benfero, Snoop Dogg ve Tony Montana. Bu ne oğlum? Aynı böyle yaşıyorsun. Diyorsun ki bu ne oğlum? Bir anda her şeyi unutuyorsun ve Lejane dansı yaptıktan sonra bir dörtlük okuyorsun. Kameraya doğru nedir bu dörtlük? Geçtik. Bak diyor ki bu ne mı? Bu ne oğlum? Çok övüyordun. Çok övüyordun demin. Buna nasıl bir vers? Çok övüyordun. Ya çok övüyordun. Az sana işte övdüğün adam sana ya. Buyurun efendim dörtlük nedir? Bu zor bir program. Heyecan ve özü var karşılarında da Gazapizm, Benfero, Snoop Dogg, Tony Montana. Sende de ufak çaplı bir mısır çıktı onlar bu arada. Onlar mısır değil onlar şey. Dünden yediğim et parçaları onlar. Hatta tükürük değil tük. Hani o çok küçük yani anladın mı? Yani evet. Bir de Lejane dansı yapıyorsun. Hani bir şey daha ne kadar cringe olabilir diye düşünüyorsan eğer. Sonra da bir dörtlük okuyorsun. Ama dansı yapmış. Seni dans ettirmeyeceğiz diyor yani şu anda. Daha ben, neler var sen görsen var ya. Ben verse söylemem kardeşim tamam mı? Bir hareket belki yaparsın. Hareket mi? O hareketin kralını yaparım orada da. Yap. Nasıl bir hareket şu an içinde şey var. Lan kariyer riski atılır mı atılmaz mı? Hayır hayır nasıl bir hareket yani. Hani çıkın lan derim çatıdan. İnin oğlum aşağıya. Yok. Ne işiniz var oğlum sizin burada? Sadece Tony Montana'yı bırakırım hepsini indiririm orada. Çok zor bir program olacak. Çok, çok agresif ya gidiyor. Ya bizim çıktığımızda ne işi var kimsenin ya? Olabilir mi öyle bir şey? Dört kişi arkasını dönmüş bana bakıyor. Uzun ile Heyecan karşılarında duruyor. Demek ki orada bir sıkıntı bir ya, zor var ya. Ya sohbet ediyorlar. Bir anda ben Lejane dansı yapıyorum falan. Abi hayal etsene bir. Mücahit çatıya çıkıp bir an dans etmeye başlıyor. Geri çevir gücüm edemiyorum. Değil mi? Helal olsun işte. Aynen klibi 27 milyon dinlenmiş. Klibin senaryosu kimin fikriydi? One shot çekilmiş bir klip. Kaç deneme sonucunda başarılı oldunuz? Yer olarak nerede çekeceğimiz benim fikrimdi. Oraya gittik işte one shot olması da Tahsin'in fikriydi. Yani gittik oraya dedik ki hani one shot çekilecekti zaten. Nasıl bir şey yaparız? Heyecanla öyle bir tur attık. Baktık tur attığımızda tekrar başladığımız noktaya dönüyoruz. Dedik ki süper böyle bir şey yapalım. Ondan sonra 11 kere çektik. 11.yi koyduk. Harbi mi? Evet. Sorunlar olmuştur değil mi mutlaka? Biri araya atlamıştır. Fotoğraf. Yok aslında
aslında hepsi iyiydi ama bizim tam böyle kendimizi iyi gördüğümüz oydu. Ya orayı her şeyi ayarlamıştık zaten. Şey çok acayip ya Mücahit. One shot bir klip. Böyle insanlar çok size bakmıyor. Yani bakanlar var. Ben izledim mesela klibi gelmeden önce. Çok insanlar size bakmıyor. Yani elinizde silah var ya. Yani kanka kadın o kadın yanınızdan şöyle bebek arabasıyla falan geçiyor bir yerde. Yani hani. Aslında şöyle zaten orada çok klip çekiliyor. Hani orada birkaç rapçinin daha. Neresi orası? Ömer Ayyam. Tarlabaşı evet. Heyecanlandım. Tarlabaşı. Hep bu anı beklemiş arada. Tarlabaşı. Emeklerinin karşı. Yani orada daha önce böyle çok klip çekildiği için onlar da vakıf konuya. Hatta özellikle başlarken de insanlara söyledik. Herkes doğal haliyle kalsın. Kimse bizim için hani bize bakmamazlık veya öyle bir şey yok. Herkes rölanti hayatına devam ediyordu. Öyle çektik silahı yani. Silahı da tarlabaşı olduğu için kimse şaşırmıyor zaten. Yani evet. Doğalında ilerlemiş. Eyvallah. Mücahit, şimdi acımasız sorular bölümündeyiz. Burada sana bir takım acımasız sorular soracağım ve cevap vermeni isteyeceğim. Sen yine bir düşecek gibisin şu an. Bir titredin. O bir keşkül titremesi oldu orada. Aynen klibi çocuğun elindeki silah ile başlıyor. Kötü örnek olduğunu düşünüyor musun? İzleyici burayı görmüyor değil mi ben arkadan? Yani aslında bence sadece bunu işte çocuk bu silahı getiriyor. Kötü örnek. Biz bu bir komple bir şarkı kliple birlikte. Orada söylediğimiz sözler çok önemli. Bence çok mesajlı bir şarkı aynen. Söylemlere bakılması lazım. Orada zaten aslında biz bu hayatın o kısmından bahsettiğimiz için bu çocuk bak bu silahı getiriyor bize. Hani ve biz şarkıda söylüyoruz zaten işte çıtır çıtır yediler o insanları aynen diyoruz mesela. Hani bunu bağdaşlaştırdığında zaten aslında böyle olmuyor yani. İnsanlar sadece aa çocuk getiriyor mu of falan. Bunlar kötü örnek oluyor. Zaten genellikle böyle. Söylediğimiz bir sözden kötü örnek olduğumuzu düşünüyorlar. Ama işte Allah hep onlara daha kötülerini veriyor şu an. Türkiye'de neler neler dinliyoruz. İnsanlar çıkıyor konserlerde twerk yapıyor mesela. Anladın mı? Bunun için insanlar kaşe veriyor şu an. Bunlar kötü örnek olmuyor. Biz kötü örnek oluyoruz. Çocuk gelişi getirdiği aslında bu bağdaşlaştırıcı bir olay zaten. Şarkıyla birlikte bütün olarak dinleseler herkes her şeyin farkına varacak. Ama zaten biz alıştık. Mimli insanlar olduğumuz için önce bize yazılacaklar zaten bu. Genellikle böyle oldu ama alışkınız. Problem yok. Mücadeleye devam. Teşekkür yaşadıkça ederiz. Oyuna dahiliz. Tamam. Mücahit sorusu oldu. Döveceğim mi biz ya gazımı aldım hemen geç diğerlerini işte hadi. Tamam ama acaba sorularda ben yorum da yapmıyorum. Üstüme geldikçe geliyor bak beyler. Bizim de bir şeyimiz var ha. sustuk diye. Bir canlı yayınında Çakal ve Reçgöl'ün şarkısını eleştirerek taklit ediyordun. Bir cevap geldi mi? Yok bir cevap gelmedi. Gelmedi yani. Gelmişse de biz duymamışız. Bizim kulağımıza gelmeyen cevap da cevap değildir zaten. Teşekkür ediyoruz cevaplar için. YouTube'da 264 milyon izlenen Yansın Geceler'in klibi neden tamamen sansürlendi? Çok izlendiği için yıprandı mı video diye de saçma bir espri yapmış. Çok özür dilerim. Kim demiş? bu deli ya. Demiş gibi olacak ama. Çok iyiymiş ya bu. Tamamıyla kendi görüntümüzü beğenmememizle alakalı bir şaka şey. Şaka yapıyorsun. Tamamıyla doğru söyleyeceğim yani. Diğer kliplerimizi de sansürledik bilerek. Hadi eskileri. Kanka çok kötüyüz ya. Evet evet. Oha ben bayağı böyle bir telif programı hayır, falan hayır, oldu asla. Tamamen benim kendim elimle YouTube'da yaptığım bir şey yani. Hatta bakmayarak falan yaptığım bir şey yani. İyisiniz ama 264 milyon kişi zaten görmüş sizi. Harbi tamam ya. Daha görmesin işte. Zaten bir ton hala biz öyle yapmışız da bir ton YouTube'da var zaten. Vardır bir vardır tabii. Olsun. Vallahi hiç böyle bir cevap beklemiyordum ya. Abin Dizo Bremen neden kaldırıldı? Ya onun BT ile alakalı bir telif mevzusu oldu ama yurt dışından geldi yani. Onu da çözemedik. Kaldı, uğraştılar falan. Öyle kaldı yani bilmiyorum. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın, dokunursa da nokta 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 şeklinde bir açıklamam var. Evet soruyoruz. Dokunursa? Benim nerede böyle bir açıklamam var ya? Arkası durmayacağın laflar etmeyeceğim Mücahit. Hayır hayır. Ya nerede? Nerede yapmış? Nerede abi? Ya? Bir yazılı ya da sözel bir yerde var. Ya da sallıyor şu an bilmiyorum. Yani abi şöyle bir şey var. Benim hayat mentalitem değildir yani bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Benim insanlar yani bilir yani. Var ama. 3 yıl önceki bir söyleşiden de biri hakkında veya x bir konu hakkında bir şey söylenmiştir. Ben demişimdir evet. Ki bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Hani o anlamda. Genel olarak hayatımda böyle bir şey yok yani. Biz zaten merak ettiğimiz dokunursa ne olur? Heh. Anladım. Devamı yok. Kafasına yattı bak bu kısım. Heh tamam. Kısmı ise tamam falan diye. Bir daha alayım soruyu baştan. Sen var ya kurguyu da yaptı kral ya. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın dokunursa da nokta nokta diye bir açıklamam var. Evet soruyoruz. Dokunursa biraz da gaza getirip soruyorum ki hani. Dokunursa Mücahit. Hani ne olur mesela? Kafasını ezerim yılanın ya. Ne anlamda? Mecazi anlamda söylüyorsun. Yok direkt kafasını ezerim yapma. Yani. Ekmeğimiz doyunama bizim. Norm Ender'i neden beğenmiyorsun? Yani Norm Ender'in müziğini zaten dinlemiyorum bu arada. Bak kesinlikle bir sayısı. Ben insanlar hakkında konuştuğumda genellikle insanlar kafayı yiyor. Sen kimsin? Sen nesin? Sen ben artık bunlardan sıkıldım. Yani yok işte sen rapçi misin? Sen şu musun? Yok düğün salonu rapçisi falan yazıyorlar bana.
Anladın mı? Yani biz hayırdır oğlum, biz bu insanlar hakkında konuşamayacağız mı? Herkes bizim hakkımızda konuşacak. Herkes kliplerinde tas kafalı insanları gösterecek böyle çöpe atarken. Ben konuşunca millet "Aa, ne o Hasan Şaş" diyor ya. Ben vurunca "Aa, ne o." Şimdi biz konuşunca da diyorlar ki böyle oluyor, şöyle oluyor. Ben konuşurum kardeşim. Ben Norm Ender'in müziğini çok dinlemiyorum. Sevmiyorum kardeşim. Bu benim en doğal hakkım. Siz nasıl bir insanları seviyorsunuz? Sevmiyorsunuz. Ben de sevmiyorum. Beni nasıl sevmiyor insanlar? Ben de onu sevmiyorum kardeşim. Müziği geçmiş 50 yılını vermiş rap'e. Bana ne? Bana ne yani? Bu kadar basit. Kişiliği, karakteri yoksa benim için bir adam bitmiştir. Rap hakkında, rap tarihi hakkında hiçbir bilgim yok kardeşim. İnsanların kişiliğine, karakterine bakarım. Bu kadar. Sevmediğimde bir ton daha var. Bak tükürük çıktı, gördün mü? Mısır. Mutlu'nun mısırı kolumda şu an. Mısır yok oğlum. Kuru yemiş, yemedim. Kuru yemiş mi mısır? Ya abi sürreal bir ortamdayız. Mısır'a kuru yemiş diyor bir yandan. Ya bu kuru yemiş ya değil mi dayı? Ya bunu koyamayız öyle. Ya bravo, benim programımda alkış yapamazsınız bana sormadan. Benim dışında kimse alkış yapamaz. Sağ ol. Ah, tansiyonum 4'e düştü şu anda oğlum. Bir şey getir, tuzlu ayran falan getirin bana. Öyle yani. Buradan devam edelim. Öyle yani. Davay davay şarkın neden kaldırıldı? Kaldırıldı mı ya? Kaldırılmadı ki. Şu an öğreniyor olamazsın herhalde. Hayır, kaldırılmadı ya. Onun da klibine sansür koyduk. Ya öyle bir şey olmuştu ya. Cevap ya. Öyle bir şeydir işte oğlum. Aman çok önem vermeyin oğlum hayatta. Erken yaşlanırsın. Cevapla gitsin işte oğlum. Sen bile soramazsın. Ya çok sevmediğim bir şarkı. Ha evet, oh, evet. Tamam. Hiç hocam böyle bağlayamazsın ki bunu. Adama bana şunu sordurttun. Aynen, niye kaldırıldı ya? O öyle bir şey. Adam bana diyor ki kaldırılmadı diyor. Sen diyorsun ki ama çok sevmiyor ki o şarkı. Davay davay niye sevmiyorsun? Ben de toparlamaya çalışayım. Evet. Soracağım. Sordum ya. Diyorum, oğlum ben nereyi kesiyorsun, nereyi tamamlıyorsun anlamıyorum ki amına koyayım ben ya. Nereden devam ya, ediyorsun? Demin sen oradan oraya götürüyordun ya. Aa, aldım evet, programı yani. Şu anda bendesin artık. Evet. Davay davayı neden kaldırdın? Ay koyayım. Yok ben, sen ben, hala ben sendeyim belli. Oğlum rahat ol. Benden çıkamazsın, rahat ol. Davay davayı neden sevmiyorsun? Davay davayı neden sevmiyoruz diyelim hatta heyecanla beraber. Yansın gecelerden sonra o patladığımız dönem işte konserler falan sağa sola gitme döneminde arabada yazılmış bir şarkı. Ve beatini, prodüktörlüğünü de hani rap'le alakası olmayan bir insanın yaptığı, öyle şirketin karar verdiği bir ismin yaptığı bir beat'ti. Üstüne yazdık, okuduk, klibinde falan bayağı hatta en masraf ettiğimiz kliplerden de o zamanlar. Ama sonra baktığımızda, dinlediğimizde klibi de şarkıydı hani bize iyi değildi yani. O bu arada bahsettiğimiz şarkı 80 milyon yani, iyi değil dediğimiz şarkı da ayıptır söylemesi. Ondan sonra zaten hiçbir sahnede okumuşluğumuz yoktur onu. Hayatta da okumayız. Hmm. Aynen. Ama insanlar da biliyor yani. Biz de pek haz etmiyoruz. Yansın yani. Geceleri yaptığımız kötü işlerden. Yansın geceleri okumayız. Son 2 ayda 2 konserlerimizde bıraktık. Albüm çıktıktan sonra Yansın geceleri okumayı bıraktık. Ha, sadece bir geçen Eskişehir konserinde okudum. Çünkü Eskişehir'de bize anısı var. Eskişehir ilk heyecanla konser yaptığımız yer. Öyle şehir mi? Orada da istediler, anısını okuduk yani. Yaptığım bir açıklamada Türkiye'de beğenmediğin çok rapçi olduğunu söyledin ama isim vermedin. Kim bu rapçiler? İsim vermemişim onu işte. Niye soruyorsunuz ama? Yani hala isim vermiyorum ama beğenmediğim rapçiler de var. Dinlediğim, kişiliğini sevmeyip ama şarkılarında da öyle bir kulak aşinası olduğum isimler de var. Ama dediğim gibi benim konum yani şarkı değil. Benim konum şu an rap değil. İnsanların kişiliğiyle, karakteriyle alakalı bir şey. Yani bir rapçi bir rapçinin annesine sövdüğünün ses kaydını dinliyor ve o rapçiye bir şey yapmıyor. Bu bana ters. Bu benim yaşamıma ters. Bizim bir örfümüz, adetimiz, bir namusumuz var yani. Yani sokakta bir insan bir insana bunun nasıl söylediğinde neler olduğunu insanlar biliyor. Ama bir rapçi bir rapçinin ses kaydını görüyor, duyuyor. Yani ona küfür ettiğini ama karşılık hiçbir şey yapmıyor. Ama şarkılarında da asıp kesiyor. Hop da şöyle yaparız, böyle yaparız, şöyle böyle çete. Bu işler böyle değil. Burası Türkiye dostum. Burası Amerika değil. Burada blok yok. Burada semtler var dostum. Burada bir sokağın adaleti var. Sokağın kuralları var. Anneler, bacılar bunlar değerli şeyler. Anladın mı? Sen bunu duyup hala bir şey yapmıyorsan, yani bir şey yapmak git döv öldür değil ha. Bu lafı geri aldırtamıyorsan o insana, sen rap yapma dostum. Rap yapıyorsan da böyle yapma. Git Sefo gibi rap yap. Ben bu insanlara kızdığım noktalar bunlar sadece. Ama ben insanları, biz bu rapçilerle karşılaşıyoruz. Önceden bir dostuma, bir kardeşimize küfürleşmiş bir isim, küfür etmiş. Biz bu insanı bir havalimanında yakaladık mesela. O da bildiğin bir rapçi yani. Herkesin bildiği bir rapçi. Adama geldik, dedik ki oğlum böyle böyle dedin sen böyle böyle bir adama. Benim işim sadece rap yapmak abi. Benim bunlarla işim yok. Ben işte kötü bir dönemdi falan. Niye böyle oluyor bu işler? Çünkü niye biliyor musun? Alışılmış bu mevzu. Eskiden beri böyle olmuş. Herkes birbirine laf atmış, konu kapanmış gitmiş. Ama bu işler artık böyle değil. Bizim nazarımızda böyle değil. Bize karşı öyle bir şey yok.
yok ama insanlar da birbirine karşı böyle şeyler oluyorsa biraz lütfen söylediğin sözün, yaptığın şarkının hakkını ver yani. Biz bir insanla bir muhabbetimiz oldu. O da rapçi. Onun da yanına gittik. Bir konu üzerinden, raple alakası olmayan, normal hayatta olan bir muhabbet üzerine gittik. Konuştuk sadece ve döndüğümüzde bize işte bunlar geldi sağa sola şöyle söylüyor. Bunlar geldi, dört araba silahlıydı hepsi, beni korkuttular şöyle böyle. Sonra bir de aldık ya, dedik kardeşim böyle böyle miydi olay? Ya ben korktum. Sonra iki gün önce bir baktık ki bizi her yerden engellemiş bu arkadaş. Şimdi niye böyle oluyor ki? Ama yani öyle olmuyor, psikolojim bozuk, ölüyorum diyor. Anksiyete krizler diyor. Ama bir bakıyorum sahnede zıplıyor. Va, pu, ku, va. Ve nasıl oldu dostum, hani psikolojim bozuktu senin? Bize mi oynuyorsunuz oğlum? Ben bu konularda çok doluyum kanka. Ve o yüzden ben KKM diye bir grup kurdum. Açılımını burada yapmayayım. Açılımı insanlar veriyor. Açılımı ne biliyor musun? Kur korumalı mevduat. Bir girmediğim burası kalmıştı. Ya de ki ben rap şovu bitirmeye geldim koyayım de. Hayır. İnsanların bilmesi gereken bu. Gerçek açılımını bilen biliyor zaten. Dediğim gibi bu konularda biraz yaralıyım kanka. İnsanların gerçekten nasıl takıldığı, nasıl giyindiği veya ay, görüyorsunuz yani böyle konuşan bir adam saçını boyatabilir yani. Bunlar benim için sorun, bunlar değil kanka. Yaptığı müzik ve yaptığı hareketler. Allah'a şükür biz hepimiz, kendi arkadaşlarım adına söylüyorum, hepsi için konuşuyorum. Yaptığımız müziği, söylediğimiz sözlerin hepsine yakışan insanlarız. Acımasız cevaplar orada artık bu bölüm kardeş. Tamam. Delikanlıysan isim vererek anlat. Hadi delikanlısın ya. Hepsi biliyor. Gaza getirelim ve artık iyice böyle şey bir programa döndü. Delikanlıysam söylediklerinin ismini verirsin. Oğlum ben veririm lan. İzleyenler de bilsin. Teşekkür ederiz. Mücahit, şimdi bizim acımasız sorular sonrası ferahlatan övgüler kısmımız var. Burada istediğin bir pozisyonda oturabilirsin. Sana burada bir takım övgülerde bulunacağım. Teşekkür ederim şimdiden. Başlayayım mı? Evet. Masör değilim ben. Şey diyor. Böyle evet, başlayalım şimdi, falan diye. Övgüyü de böyle direkt böyle dinlemeyeyim yani. Yok ben öyle söyleyeceğim ama sana. Seni görünce sesi açarız. Bak hiçbirine benim alakam yok. Bunları Cihan abi yazdı. Öncelikle bunu bilmeni istiyorum. Abi beni görünce niye sesi? Neyin sesi bu? Seni görünce sesi açarız. Doğalsın, güler yüzlüsün, eğlencelisin, mütevazisin, 264 milyon dinlenen şarkın var. Heyecan ile müthiş ikilisiniz. İkili de ne demek? Kardeşten ötesiniz. İki dost, iki deli, iki kurşun gibisiniz. Turuncu renk sana çok yakışıyor. Bak paranteze bak. Eğer turuncu giymişse bakayım. Evet çok yakışıyor. Paranteze sen bak. Sen kahin misin ya? Eğer turuncu adamsın abi. Aa, bak bak. Pardon bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Çekindik sonra ünlü olunca da karakterin değişmemişti. Kocaman bir alkış bu diye. İstanbul doğumlusun. Aynı zamanda Adanalısın değil mi? Evet. Yaşadın mı orada Adana'da bir süre? Hayır yok. Ama rahmetli babamın mezarı orada, sürekli gidip geliyorum. Allah rahmet eylesin. O zaman yaşamadıysan bütün sorular çünkü yaşaman üzerine. Vay program Cihan abi de Adana'da Adanalı ya. Evet. O bir böyle Adana'yı tanıtma, evet. Duyurma adına böyle her böyle... Abi evet, siz evet. Niye alkışlıyorsunuz şu anda Adana'yı? Buraya zoomlarsın abi bak burada 0-1 yazıyor zaten. Bütün program bacaklarını zoomlamışsın. Memleket, semt. Doldurmuşum ben vücudu, sıkıntı yok. Cinsellik, her şey var programda değil mi? Bir anda bacağını kaldırıyor. Zoom alın bakayım buraya falan diye. Telefonda havuza atlama hayalim varmış Mücahit eskiden. Bunu kim... Abi ya delikanlı ol. Bak delikanlı ol. Bir şey mi içtin mi bunları yazmadan önce? Bak, niye benim hayalim olsun? Ben de çünkü şey yapamadım. Allah aşkına. Uykusuz falan mıydın bu programı hazırlarken? Ya canım abi. Zor bir hafta geçiriyoruz ama ben bu kadarını tahmin etmiyordum. Ya uzunluğuyla birlikte, heyecanla birlikte bir görüntülü görüşüyorsunuz. Bir havuzu bir yerde o. Bir arkadaşınız havuzu atlayacak işte kamerada atla falan bir bakıyorum. Ben galiba. Arkamda hepsi. Keşke ben de atlasam hani ne güzel olurdu. Abi bu bir hayal değil ki. Çiğan abi ne yaptın? Benim böyle bir hayalim yok. Hatta falan diyorlar yani görmek istiyorlar canlı bir şekilde. Melih seni mi atlamanı istiyorlar atla diye? Evet evet. Kral bu nasıl hikaye? Ortamdaki herkes farklı bir beyan veriyor ama. Bu nasıl bir hikaye, böyle bir hikaye olabilir? Melih bir dakika. Melih'i havuza attınız ve Melih bunu şu an mı attı? Evet. Ne oldu lan? Orada bir başka bir makara dedi. Beyler. Korsan program çekiliyor.
Şimdi yine bir performans sorusu var. Hazır mısın? Eyvah. Hazırsan başlıyorum. Büyük maçları izlemeyi seviyor musun? Diyelim Arjantin-Fransa Dünya Kupası final maçına davet edildin. Ve maçtan hemen önce bir şarkı söylemen isteniyor. Futbolcuların ve seyircilerin gerginliğini alacak bir şarkı. Yanına da sembolik olarak iki takım oyuncularından Messi ve Mbappe geliyor. Danslarıyla eşlik etmeye çalışacaklar. Temsili Mbappe ve Messi de getireceğim buraya, bekle. Tribündeki tüm seyirciler ve dünya basını seni izliyor. Şu an Doğan arkadan 3. sezona katılırsa ***'a koyayım diye düşünüyor şimdi. Tribünlerdeki tüm seyirciler ve dünya basını seni izliyor. Kendi şarkından bir verse'ü ya da nakaratı o andaki ortamı uyarlayarak bir dörtlük patlatıyorsun. Nedir o dörtlük? Temsili Mbappe ve Messi ister misin? Hemen getireyim buraya. Gel oğlum dans et burada. Ben yapayım istiyorsan. Şey, böyle hizmetlerimiz de var. Tek kişi dans, iki kişi dans istersen. Ona ne söylerdim herhalde? Kendi şarkımdan bir bölüm söylerdim. Uuu, çaktı doksana muti parti yapsana gol. Çaktı doksana muti parti. Kocaman ya! Mücahit, şimdi cezalı sorular bölümündeyiz. Sana burada bir takım sorular soracağım. Çok özel sorular soracağım. Tamam. Eğer bunlara cevap verirsen ben bir tane kağıt çeker cezayı yaparım. Ama dersen ki Doruk bunlar çok güzel, ben bunları cevaplamak istemiyorum. O zaman fanustan bir tane kağıt çekeceksin ve cezayı yapacaksın. Hazır mısın? Hazırım. Kesinlikle dinlemem dediğin Türkiye'den rap sanatçısı kim? Ben isim vermemeye yemin ettim. Biz zaten tahmin ettik o kadar yürek olmadın sen de falan diyormuşsun. Karşındaki kişiyi çekerek lütfen bu arkadaşı takip ettin dediğin videoyu çok Instagram güzel hikayende paylaş. Çok güzel. Alalım abi telefonu. Evet, bu arkadaşı takip ediyoruz. Bakın Puma da giymiş. Bekliyorum. Neredeyiz? Buradayız. Bu senin için çok basit bir ceza oldu. Soracağım soruya öyle biri yok cevabı vermek yok. Unutamadığın eski sevgilinin ismi. Bunun nasıl yanına parantez açmadın oğlum? Büyük ikili açmışsın, bunu açmamış. Bunu açman lazım. Ben şunu beklerdim buradan Mücahit. Öyle biri yok ama programın formatisi çekerim. Koyayım. Tamam, öyle diyeyim. Oğlum ben sana soru sordurttum. Sen bana cevap verdirdin. Ne olacak? Ben burayı koymaz mıyım peki? Tamam öyle diyeyim diyor bir de. Evet. Unutamadığın eski sevgilinin ismi. Öyle biri yok da ben. Ya bunlar böyle adamlar oğlum. Ya hayır ya. İşimiz bu. Evet. Çekmemişsin hala. Tamam çekiyorum. Nasıl böyle biri yok ya işte yani. Tamam zaten yok. Ben sevgilimle mutluyum. Tek nefeste Lecene şarkısını çok söyle. Çok güzel. Tek nefeste nasıl söyleyeyim 5 dakikalık şarkıyı ya? Kendi versiyonu canım. Ha tamam tamam. Ha. Müzikal söylemeye çalışma, söyleyemezsin çünkü. Tamam. Yok heyecan canı bizde, yok heyecan canı. Sardım yaktım bir tane, şimdi keyfim şahane. Size çoktur bahane o yüzden soktum bir tane. Yok heyecan canı bizde, yok heyecan canı. Yok heyecan canı bizde, yok heyecan canı. Oğlum şarkıyı unuttum. Ya sen kurgu yapmayı bırakır mısın artık ya? Oğlum böyle bir kurgu yaparken yanındaymışım. Kasrin yanına gidiyorum ya. Oğlum bunu koy lan, koyma bunu. Adam kurgu yapıyor kafasında burada ya. Evet geliyor. Gelsin sekerek çıkarak dağ taş çok atak no panik gerçek yarış no dominik dar alan çok atık bir balans İstanbul trafik babalar baslamara saç sana 95 ama nasıl ya ben böyle söyleyemem ki, bunu şey söylemem, melodik söylemem lazım. Bak delikanlı gibi yapamıyorum. Hayır ya. Hayır. Siz şimdi sen diyorsun ki melodik söyleme. Ben melodik söylerim. Melodik söyle. Ha, yok tamam. Hayır ben. Ben hızlı şekilde söylemem hayır, gerekiyormuş gibi hiç hissediyorum. Hayır hiç yapılamaz ha, öyle tamam diye. Çok zor çünkü ha, öyle yani. Tamam. Nefes almadan. Verdim nefes. Gelsin sekerek çıkarak dağ taş çok atak no panik gerçek yarış no dominik dar alan çok etik bir balans İstanbul trafik babalar baslamara saysa dana 95 amana 01 katara depresyon fatala dost satara çatara patara çat çat. Kocaman ben. Versin tamamı değil mi? Tamamı mı versin? Hayır. Bu? İşte. Olsun oğlum burası. Ay vallahi tansiyonum düştü artık. Adama bir ceza yaptıramadık ya. YouTube'da izlediğin son videoyu gösterir misin? Telefonu eline aldığın anda geri dönüş yok bu arada. Son kararım yok ya, ne olacak ki? Yok ya. Rush Millions yeni çıkan şarkısı. One Man. Kapatır mısın? Telif yemek istemiyorum artık. Saçma bir ses çıkar. Hatta şöyle bir kıyak yapayım. Ne tarz bir şey çıkartayım sen söyle. Ne çıkarsın dostlar? Critical dediğimi unutalım. Onursun falan. Şey. Kurt gibi ses çıkar. Ha kurt gibi ulu. Doğancım sen de. Yavru kurt, yavru kurt. Ya yavru sen kurt yapsana abi. Yavru kurt, yavru kurt rahat ol. Alfa, Alfa'nın yanındaki yardımcı kurt anam. Çek bakalım bir tane. Niye banka çıktı hesaplarını toplam ne kadar para var bu yüzden. Ya ya biz 40 bölüm çektik ya. Çek bunu hesabı. Telefonun hoparlörünü açıp rehberden seçtiğin bir yakınını arayıp ona yansın geceler nakaratını söyle. Hadi bakalım. Merhaba demek yok, hiçbir şey demek yok. Söyleyip kapatalım. Balgamaz senin kanka.
efendim. Alayım mı seni gece, düşelim barlara, ezelim paraları hun harca. İçelim biraları, abi, saçalım liraları, bir daha mı geleceğiz dünyaya? Yansın abi, geceler, ya, pelin seceler, bitince paralar neredeler? Hepsi bir hayaldi, hepsi bir rüya. Manitanın ne işi var bu kroyla? Aytuş bir şeyler söylüyordu orada, ne söylüyordu bilmiyorum. Şarkıya meşrik ediyor, küfür mü ediyor, ben de anlamadım. Şans, çek bir tane. Şansın olduğunu bilsen, Türkiye'den doğrudan yürüyeceğin ünlü isim. Devamını getirmedin. En iyisiyle beraberim zaten. Hadi bakalım. Ya keşke söyleseydin. Dur. Zaten ünlü değil mi kardeşim? Yürümüşsün olmuş. Ya Doğan sen hayırdır bu? Oğlum ne çıktı ya? Hayvan sesi çıkar. Hadi bakalım. Ne yapsın arkadaşlar? Ben söyleyeyim mi? Söyle dostum. Balık. Ses çıkarmaz. Ağız. Balık sesi çıkarıyorum size. Mücahit burası... Ne oldu ya, hayvan değil mi balık, ne yaptı Mücahit? Bence süper. Müthiş. Bug'ını buldular yani. Rap Show kara listesine bir heyecan, iki kritikal ekleyin abi. Üçüncü sezonda yok yani. Şu an sana bilendim, normalde bu çok saçma, bunu sormayalım demiştim ama sırf bu cezayı bir kere daha yapman için heyecanla görüşmeyi keseceğine söz vermek mi, fanustan bir kağıt çekmek mi? Ha ya böyle şey. İşte, o yüzden. Bunu sormayacaktın normalde ha. Az önce ha. Kankaların seni şey. Elediği için balık şeyine. Şimdi onlar bana bir şey daha bulur, iki gözlerim. Hadi bakalım. Oo. Ne? Anladım. Bu ne oğlum? Hayır, okuman gerekiyor. Saçma bir dans hareketi yaptı. Çok güzel. Hadi balık gibi dans et şimdi. Saçma. Hadi. Ya ya bunu yapayım dur. O hareketler ya. Aynen. Eskiden bunu askerlerinde. O bayağı da iyi yapıyor ha bu arada. Evet, askerlerinde yapıyor. Bir performans ya. Bir görelim ya. Bir gördün iyi yapıyorsun. Ya. Yok geçti o gördüm. Galerindeki favoriler kısmındaki son iki fotoğrafı gösterir misin? Gösterelim. Kanka. Oğlum programdayız. Oğlum programdayız. Nasıl yani? Kutay koçum. İki tane bir de Çay abine. Abi, şey. 40 bölümdür. Ben böyle bir şey yaşamadım. Program akarken oğlum abinlere bir çay gönder. Bize de bir şeyler getirin. Favorilerdeki. Ya s**t artık favorimi kaldı ama. Favorilerdeki son iki fotoğraf. Getir. Aldığın anda biter bu arada. Her zaman kendi fotoğraflarım var kanka. O zaman soruyu değiştireyim. Hayır. Değiştireyim be. Hayır abi. Mücahit. Sezon finali. Tamam al değiştir. Bak, son iki ekran görüntüsü. Oo yok al. O zaman çekelim. Al. Rap Show'un sunucusuna asla güvenilmez. Buyurunuz efendim. Görmek istemezsin yani. He. Kanka. Çünkü görürsen ölürsün gibi bir şey yani. Dede. Oğlum ne diyorsunuz? Dudaklarını oynatmadan aynen şarkısını söyle. Hadi bakalım. Ceza bu mu? Ceza. Ya Doğan. Cezayı çek diyor. Doğan programı hiç izlemiyor, anladın mı? Yani arkada bağırıyor. Locada sanki, anladın mı? Öyle takılıyor. Ceza bu. Kameraya bakarak. Ama ağzımı kapatarak. Tabii tabii aynen. Bak Mücahit. Bak ben sana güzellik yaptım. Sen de bana güzellik yap. Ben de sana şu güzelliği yapıyorum. Hadi 8 bar oku yeter. Balık düzen kırık kafa. Yapma. Kirlikan takandı Rolex sahip oldum. Ha oynadı ya. Abi, yok şey... yok boşver. Yaptı. Başka zorunu çekeceğim. Ne yapıyorsun? Abi siz... Bütün konseptleri alasın. Diyor ki böyle bir... Ya bunu beğenmedim ben başka... Ha am... koyayım böyle şey. Ben sana güzellik yaptım kardeşim. Tamam hadi al. Baş, ben de sana güzellik yapıp başka çek. Tamam. Daha böyle kazık bir şey gelsin de. Ya iki kağıt var mı? Ne yapıyorsun? Böyle yapıyor bak. Kağıtlar da şaşkın oldu. Kağıtla diyor ki ne oluyor ya? Aç sesi aç, aç deyip coş ne ya? Bir dakika hocam, bu cezayı Cihan abi yazdı. Bu cezayı sen yap abi. Yapar, yapma bak, bu cringe'lerin kralı. Burada Taksim delisi Cenk'i falan yaptı bu adam. Cezayı yazdım ama o an biraz heyecanlıydım yani, çok böyle yazarken dedim ki ne olur acaba bu biter. Hadi ya. Aç sesi aç, aç, aç sesi aç, aç. Kaldır elleri, kır kilitleri, abim biz zavrım. Hadi bakalım, hadi. Eğer bu bittiyse ben geçiyorum. Evet, abi. Evet. Adamsın abi, teşekkür ederim. Abi teşekkür ederiz. Dramatik ortam. Bu çocuk ikinci sezonda 13 bölüm geçirdi. Hayatı mahvoldu çocuğun, anladın mı? Yani işte bu böyle tımarhane bir program. Çok iyi bence. Ya işte böyle yani, herkes 41 tane akıllı adam yok. Cezalı sorular bitti. Ceza bitti. Ceza yani, bitti. Aynen. Kocaman bir alkış Mücahit'e cevapları için.
Mücahit, yorumlarda hala linç geliyor mu sana? İlk lincini hatırlıyor musun? Sana yapılan ve en sinirlendiğin ve en eğlendiğin linçler hangileri? Çok linç geldi çünkü sana. Oo, hala geliyor. Geliyor mu? Aynen. Ve herhalde ömrümün sonuna kadar da gelir zaten. Niye hiç acaba değişmez. Ya? Bilmiyorum ki niye acaba. Herhalde bu kadar hani bir geçmişim olmadan bu yola hızlı bir şekilde girip ve hala da taplarda kalabilmek. Sürünmediğin işte, için herhalde değil evet, mi? Başta herhalde, böyle. Herhalde ama ben o anlamda sürünmeyip başka anlamda sürünerek geldim zaten bugünlere. Onu atlıyorlar. Bana mesela en nefret ettiğim ne biliyor musun? Hala. Heyecan olmasa sen bir hiçtin. Oğlum bunu zaten ben söylüyorum. Ben. Bu benim söylediğim bir şey. Anladın mı? Bunu niye hala sürekli söylüyorsun ki? Bu adam olmasa zaten ben şu an bu programda da olmazdım. Şu an bu alemde de olmazdım. Yani bunu sürekli yazmaları ya artık sıktı. Anladın mı? Bunu yazarken sıkılmıyor daha mu? Yaratıcı bir linç bulun. Evet yani yaratıcı mi? Bir şey bulun oğlum anladın mı? Ya, komik olan da herhalde düğün salonu rapçisi. Yani düğün salonu rapçisine al. Böyle bir rapçi mi? Hani o, ben miyim tek? O ne demek acaba ya? Hani çünkü duymadım böyle bir şey. Oğlum bu çeşme suyu lan. Oğlum içtim ben bunu. Ben de içtim de bu bildiğin çeşme suyu. Biraz soğuk değil ondan gelmiş olabilir öyle. Hiç alakası olduğunu düşünmüyorum evet, çeşme da. Çeşme biraz sanki. Teşekkür değil mi? Bayağı çeşme suyu oğlum bu. Teşekkür ediyoruz. Senin için özel bir bölüm hazırladık. Muti Heyecan özel bölümü. Burada sana bir takım dostluğunuzla ilgili sorular soracağım. Evet dinliyorum. Heyecan'la tanışma hikayenizde hep bir arkadaş vasıtasıyla tanıştık diyorsun. Hangi arkadaş bu? Yani ismi Taha. Hala görüşüyor musunuz? Evet evet. Tanışma anını canlandıralım mı demiş. Onu ilk gördüğümde heyecanlanmıştım zaten. Çünkü dinlediğim bir insan olduğu için onu ilk tanıştığım anda tabii bir heyecanla işte o vay falan filan. Hani biraz şeydim yani öyle tanıştık yani. Böyle aman aman bir şey yok ne yapmamı bekliyorum. O bir şey abi, bekliyor. Aynen hani. Heyecan. Ay o sırada üstüm çıplaktı, üstümü parçaladım falan. Böyle bir rage bekliyor anladın mı? Soyadının kankanın adı olması ne güzel denk gelmiş değil mi demiş. Bu da kader bence evet. Ama bu çok boş bir tespit değil mi? Hani... Ama hayır ya düşünsene böyle bir şey var. Öyle bence... mi? Evet ne güzel yazmışsın. Şey. Ben de direkt senden şey ben saçma bulursun diye düşünmüştüm. Cihan abiye bir alkış. Cihan abi ne? Sen var ya. Ben çok saçma bulursun diye senin yanına attım kendimi. Boşta kaldım ana derste. Gerçekten enteresan bir tepki. Ben evet. Çok utanıyorum şu an. Düşününce aşağılık enteresan bir şey. Şimdi bir düşündüm de hakikaten enteresan bir tesadüfmüş gerçekten. Paralel evrende Heyecan'la tanışmadığını varsayıyoruz. Bir gününü anlatır mısın? Mesela şimdi Heyecan'la tanıştığın versiyonda bugün rap show'dasın. Heyecan'la tanışmadığın versiyonda bugün Mücahit ne yapıyor? Aynı şeyleri yapıyor Mücahit. Yine şimdi evlerde olurdum herhalde ya. Takılıyor olurdum ama o yani... Yani bir şeyler yapıyorumdur. Ağzına geliyor söyleyemiyorum. O kadar belli etmiyor kardeşim ya. Takılıyorumdur ya herhalde. Nasıl takılıyorsundur Mücahit? Yani belki PlayStation'ı PlayStation'ı ortak olmuşumdur. PlayStation evet, kafem evet, burası. PlayStation kafemiz var. PlayStation ortak oluruz deyince hani o kadar da kötü gitmez diye düşündüm anladın mı? Yani orada takılıyorlardım herhalde ya. Aslında şu andan tek farkı şarkılarımın olması. Favori küfürleriniz nelerdir ortak? Yani heyecanda full dolu bunlar hani. Bunun için ayrı bir rap show çekersin. Heyecanlı küfürleri için. Yani benim herhalde çok yok ya. Var mı böyle orijinal bir küfrün? Yok. Mutiye küfürü değil de böyle hani kendi özel sözleri var. Onları sordum. Kendi özel sözlerin varmış. Aklıma geldi şimdi falan dedi. Ya nasıl oğlum ya? Ya düşündüm de. Tamam şey ben boşlukla konuşuyorum. Ne sorayım? Evet bazen böyle atasözlerim oluyor benim ya. Mesela bir tane şu atasözünden örnek. Yılana bal yedirmişler yine zehir kusmuş. Yani kahpe hep kahpe yani anladın mı? Birine kahpe demenin bu kadar dolambaç bir yolunu görmedim ben ya. Desene oğlum direkt kahpe. Ağır direkt kahpe desene. Başkasından duymadığın... Made in Heyecan olan en değişik ve orijinal küfürler nelerdir? 3 tane söyler misin? 3 tane söyleyemem de 3 kelime söylerim. Yırtık am*** feryadı. 3 kelime oldu bak. Yakaladın mı sefer oğlum? 3 kelime. Vallahi bak ben şu an pestil kıvamındayım şu an. Ben artık pestil kıvamındayım. Rap dünyası sizi ne zaman kabullendi? Bir zaman. Bence tam yani rap dünyası derken rapçiler mi? Yoksa rap dinleyicileri mi? Rapçiler diyelim sonra da rap dünyası diyelim. Hadi 2 tane sormuş olalım. Yani rapçiler olarak bence eskiye nazaran böyle bir 2 senedir daha fazla kabullendiklerini düşünüyorum. Hmm. Rap dinleyicileri olarak da yani bizim zaten kendi bizi sevenler hala aynı şekilde seviyor daha kat ve kat artarak. Sevmeyip daha sonra sevenler de çoğalmıştır. Yani 2 anlamda da bence bir 2 senedir. Olumlu anlamda evet, bir olumlu gidişat anlamda var bir diyorsun. Gidişat olmuştur evet. Heyecan öncesini bir cümle, heyecan sonrasını bir cümleyle anlatır mısın? Sokak sahne. Heyecandan sokak, öncesi sokak, heyecandan sahne. Sonrası sahne. Aynen şarkınızda biz kötüyüz aynen diyorsunuz. Kimlere kinayede bulundunuz? Bu artık bir sitem gibi geliyor çünkü duyunca sizden daha çok kulağa. Aslında o şarkıda Türkiye'deki sorunları, Türkiye'de hani ülkemizde özdeşleşmiş
büyük sorunlar haline gelen şeyleri dile getiriyoruz. Ama hani bunlar var bu ülkede. Ama biz kötüyüz. Yani. Öyle mi? Yani öyle bir sistemde aslında hala rapçiler hakkında iyi düşünülmediği çok aşikar zaten görüyoruz. O yüzden de öyle bir kinaye yaparak söyledik yani biz kötüyüz aynen diye de bayağı herkes kullandı yani. Hakikaten herkes de kötüymüş arkadaş yani değil mi? Çok, evet çok gördüm, enteresan. Evet. Heyecan rapi bırakmayı düşündüğü anda tanışıyorsunuz ve ikna ediyorsun rap'e devam etmesi için. Sonra sen bırakmayı düşündüğünde de o seni ikna ediyor. Nasıl ikna etti seni? Aslında bırakma değil. Bu Davay Davay'ı işte yaptığımız zaman o kötü şarkımız dediğimizde çok kötü yorumlar almıştım yani. Hani öyle böyle yorumlar değil. Bir de hani artık benim biraz sinir damarlarıma biraz küfür müfür de işin içine girince biraz çünkü biz böyle şeyleri kaldırabilen insanlar değiliz. Ben yani dedim yani bırakıyorum. Heyecan'a söyledim dedim dostum dedim daha dedim yok kaldıralım bu Davay Davay'ı da hesabı. Benim o da bayağı işte konuşmuştuk falan. Öyle döndürmüştü beni gene. Hala böyle çok küfürlü bir yorum gelince dinleyiciden hala böyle şahsi algılıyor musun? Yok şahsi algılamamaya çalışıyorum yani kendimi otokontrol almaya çalışıyorum ama böyle birkaç kez evinden almışlığım var mı diyorsun? Küfür edip yakaladığımız şaka kişiler yapıyorsun. Oldu yani aynen. Evet. Siz yeni şarkılarının altında 4 yorum var değil mi? Biri milli, biri kritik. Kritikal. Kritikal, kritikal. Kritikal. Yorum atmıştır kritikal. Dışarıdayken Heyecan'ı tanıyıp seni tanımadıkları ya da tam tersi oluyor mu? Bana genellikle zaten sokaklarda %70 Mutu diyorlar, %30 Heyecan diyorlar beni gördüklerinde. Aa Heyecan hesabı. Genellikle öyle oluyor. Hani Heyecan'a bu çok olmuyor ama ben de hani bu da şeyden kaynaklanıyor aslında. Grup olarak bildikleri için bizi Heyecan bir grup anlamında. Yani bu zaten benim için bir problem. Gurur duyuyorum zaten böyle bir şeyden. Konser öncesi aranızda bir motivasyon konuşmanız var mı? Yani ben motive etmeye çalışıyorum. Heyecan biraz sonra sonra çıkar. Ama ben biraz motive etmeye çalışıyorum. O da son zamanlarda o da bir iki senedir falan konserlerde o da bayağı istekli ben artık. Sizin konser vlog kaşı ya da yükselince biraz istekli oldu. Ben çünkü yorumlarda hep şey görüyorum. İşte Heyecan'ı sahneye zorla mı çıkarttınız falan. Görüyorsunuzdur siz de bunları. Ama aslında şöyle bir şey. Artı eksi gibi bakarsak o olaya. O adamın huyu öyle yani. Orada onun huyu yani o. Sen çok enerjiksin bile galiba çok, değil mi? İkimizin de enerjik olması daha değişik bir görüntü yaratabilirdi. Veya ikimizin de durgun olması. Evet. Bence böyle olması da gayet iyi. Ben de zaten eskiye nazaran daha hareketsizim. Eskiden daha... Sen bir ara. Evet evet. Mücahit hakikaten böyle uçuyorsun sahnede evet, yani. Evet. Bir mekana gittiğinizde hesabı kim öder? Vallahi bunun için hep savaşıyoruz genellikle ya. Ödemeyelim diye mi? Hayır hayır. Yok yok. Hani kim ödeyecek diye de genellikle ama işte hemen bir araya sıvışır öderim yani. Severim çünkü. Özellikle yemek konularında yemek konusunda biraz çok hassas olduğum için çocukluğumdan. O yüzden böyle şeylerde önce davranmayı çok seviyorum yani. Yedirmeyi içirmeyi seviyorum. Yani evet dostlarıma diyorsun. Arkadaşlarıma veya fark etmez. Hani aç olan birine ayıptır söylemesi. Yapmayı seviyorum yani. Hayır işlemeyi de seviyorum. Daha çok işlemek istiyorum yani. Parayı buraya kullanmayı istiyorum yani. Konsere çıkmadan önce ilk kim hazır olur? Sanki Doğan hazır olur gibi. Evet ya, evet. Değil mi? Heyecan hazır olur. Aynen. Buluşmaya kim geç gelir? Ne buluşmasına? Çok espri geliyor ağzıma da yapamıyorum şimdi. Tamam da heyecanla biz buluşmuyoruz. Yapalım evine gidiyorum. Dışarıda hiç buluşmaz mısınız? Yok dışarıda ne yapacağız ya? Dışarıda niye buluşalım biz? Abi para gider devir zaten. Hayır hayır. Ya ben onun evine gidiyorum ya stüdyoda oturuyoruz. Ha öyle buluşalım bugün şu restoranda bir yemek yiyelim. Yok yok bizi hani özellikle hani bizim ortamımızda kimse öyle bir gece kulübünde falan İstanbullular da göremezsin yani. Yemek yemeye falan. Yemek yemeye de yok mangal yapıyoruz çatıda. Yani bizim en büyük aktivitemiz olur herhalde yani. Allah Allah ya. Evet. Hadi yürü bugün bir balık yiyelim boğazda falan. Biraz melihler o konuda biraz varlar. Melih o konuda master zaten. Çavalar falan öyle ama biz o konularda biraz yok. Şeyiz. Evet, Melih canı istiyor Hollanda'ya gidip sosisle yiyor bir şey yapıyor yani. Hatta Los Angeles'a gidiyor hatta okuyup geliyor ama. Vardır ya sadece yakın iki arkadaşın böyle kendi grubunun arasında güldüğü ve kimsenin anlamadığı şeyler. Var mı böyle sizin güldüğünüz, kimsenin anlamayacağı enteresan bir şey? Çok var. Mesela abinin selamı var diyorum ona o anlıyor beni. Abinin selamı var. Aynen. Abi seni soruyor falan diyorum anlıyor o beni. Sana heyecan mı sevgilin mi diye sorulduğunda heyecan demişsin. Hatta heyecanla başlayan her sorunun cevabı heyecan diye bir respektim hala var. Aynen. Evet. Bu güçlü bağı nasıl yakaladınız? Umarız bu bağ güçlenerek devam eder. Hayır ben böyle sormam bu soruyu. Ben daha aşağılık bir adamım. Kameraya bakarak hala sevgilim mi heyecan mı sorusunu cevaplar mısın? Benim için hala heyecan. Oy şey arkadaş için. Kocaman bir alkış be. Tabii ama bu konuda biraz şanslıyım. Yani kız arkadaşımla Heyecan'ın da arası çok iyi. Yani o yüzden böyle bir seçimin arasında hiçbir zaman kalmam. Heyecan Mutlu Özel bölümü bitti. Kocaman bir alkış cevaplar için.
Mücahit, şimdi 18 yaşında sohbet bölümündeyiz. Oo. Burada 28 yaşındaki Mücahit'in 18 yaşındaki Mücahit'e bir şeyler anlatmasını, onunla konuşmasını isteyeceğim. Bir dakika boyunca kameraya bakarak 18 yaşında Mücahit'e neler anlatmak istersin? Hazır olduğunda başlayabiliriz. 28 yaşındaki Mati, 18 yaşındakine ne söylerdi ha? Niye beni tehdit eder gibi konuşuyorsun? Ay, kanka düşünüyorum ya. O ara bana yardımcı ol işte. 28'deki Mati... aslan 18'e düştü. Hazırsan başlıyorum. Başla. 3, 2, 1, başla. Ona öncelikle Mücahit diye seslenirdim. Mücahit, hiçbir zaman ümidini kaybetme. Hiçbir zaman kendini yalnız hissetme. Her zaman kalbinde bağlı olduğun, ettiğin duaların kabul olacağını gör. Hiçbir zaman gücünü kaybetme. Her zaman ailenin yanında ol. Hiçbir zaman kibirli bir insan olma, hiçbir zaman merhametsiz bir insan olma. Her zaman içinde merhamet duygunu barındır. Hiçbir zaman paranın seni bozmasına izin verme. Hiçbir zaman şanın, şöhretinin seni bozacağına izin verme, bozmasına izin verme. Her zaman kendini bil, nereden geldiğini gör. Kimseye kibir, büyüklük taslama. Paranı doğru kullan, kötü şeylere yatırma, hayır işle. Ve adam ol, kişiliğini, karakterini hiçbir zaman kaybetme. Her zaman bir duruşun olsun, her zaman bir adaletin olsun, her zaman bir adalet çizgin olsun. Her zaman da bu adaletle kal, seni seviyorum. Samimi açıklamalar için kocaman bir alkış! Cevapları için. Mücahit, hakkında internette bulunamayacak bir bilgi verir misin? Hayatımda internette... İnternette çok bilgim yok ya zaten benim. Doğum tarihi bile yanlış adamı zaten. Doğum tarihi bile yanlış harbiden ya. 30 Mayıs yazmışlar. Boyum olabilir, evet. Var ya, 1.81 gibi bir şey yok. Hayır, 83 falan değil. Yani, hayır, 82.4. 81 değil. Değil mi? O kadar takılıyor detaylara. Kedinin ismi? Pamuk. Çok tatlı bir adama döndüm bir anda, anladın mı? Kedinin ismi ne Mücahit? Minnoş. Hiç ya, yakıştım sana Pamuk gibi böyle naif isimler. Ya ne yapalım, ama naif bir kedi ya. Başka hakkında bulamayacağımız bir bilgi? Yok abi. Ne yok Mücahit? Ne yok dedin? Ne bileyim, yok Mücahit. Ne yok dediğini bile hatırlamıyor burada. Yok. Neye yok dedin sen şu an? Hakkında internette bulunamayacak bir bilgi dedim böyle bir. Yok. Yok. Adamın doğum tarihi bile yok internette. Diyor ki yok böyle bir şey. Vallahi kanka. Onlara bakma. Onlar seni kötü etkiliyor. Onlara bakma. Bir insanın bir tane legal hobisi olmaz mı ya? Bunu bir daha söyle. Ya sana mı oluyor ya? Şeydi. Ben soruyu bir daha alabilirim. Bana bir daha sorar mısın mesela? Ulan tam tumara ne olduk ya? Hakkında internette bulunamayacak bir bilgi verir misin? Sabahları zeytin yerim. Programın son sorusu, atlatsak s**tır olup evimize gideceğiz. Sabahları zeytin yerim. Çok kötü bir insansın sen ya. Hakkında bulunamayacak bir bilgi. Kanka söylüyorum. Hiç kimsenin internette yazmayan bir bilgi söylüyorum. Hiç kimsenin değil, senin kanka. Ay delireceğim ama. Benim internette yazmadığım benim hakkımda bir bilgi söylüyorum. Yok böyle bir şey. Kendi kedinin hariç geliyor. Oo, aynen. Kendi kedim işte hariç. Ya abi bir şey söyleyeyim. Benim... Ne oldu şimdi, hoşuna gitti. Ha, ne oldu lan? Konuk değiştirebilir miyiz? Değil mi? Düşünsene. Konuk değişiyor. Bir anda şöyle geliyorum cevaplarım. Evet, kendi kedim harici, kedilere biraz fobim var. Allah kendi Allah. Kedime de uyuduğum yerde kedinin gelmesine izin vermem yani. Ha, kapıyı senin kapatırım. Kendi kedin de yatak odana giremiyor. Evet evet. Allah Allah. Çünkü benim çok kötü bir kedi fobim vardı. Aşırı derecede. Onu da kız arkadaşım doğum gününde ona kediye hediye ettim. Ondan sonra kedi sevmeye başladım kendi kedimi. Ama yine ben uyurken kedi olduğu zaman fena tribe giriyorum. Gayet güzel ve enteresan. Kritikal olmasa programı yapamayacağız ama. Sevgiler günü. Çok şey değiştirdim. Şu an programın akışını değiştirdim Doğan'la. Yok yok, şimdi öbür taraftan hemen gelecek. He, oradan sıkıntı orayı gelecek. Kurtardım, tamam, orayı kurtarıyor. Bir de programı kurtarsanız artık, ama herkes her şeyi düşünüyor da programı düşünüyor. Beni kimse düşünmüyor ama. Ve son olarak kendine en yakınların dahil kimselerin soramayacağı bir soru sorup cevaplar mısın? Hayır. Bunun için de yarım saat düşünmeye gerek yok. Hayır. Hayır. Mücahit, Rap Show'un ikinci sezonunun sezon finali bölümü bitti. Tek başına konuşun, seni kimse katılmadan. Mücahit, Rap Show'u nasıl buldun? Gerçekten...
Adam sabote etmeye gelmiş ya. Çok belli değil mi ya? Çok eğlenceliydi. Zaten böyle olacağını da biliyordum. Sezon finalini de benimle yapman ayrı gurur verici bir şey. Bizim için de öyle. İnşallah yeni sezonunda da daha iyi başarılar ekibinle birlikte daha iyi yerlere gelirsin. Geleceğine de eminim. Enerjin de mükemmel. Gerçekten bu işte de kabiliyetin var. Bence daha da ileriye de gidebilirsin. Çok güzeldi. Emeğimize sağlık hepimizin. Teşekkür ederim. Vallahi biz de seninle sonunda tanışabildiğimiz için çok mutluyuz. Harika bir program oldu. Eyvallah. Sezon finalinde de çok yakışan bir bölüm oldu. Herhalde ikinci sezonun en uzun bölümlerinden, en uzun çekimlerinden de biri oldu ama en çok güldüğümüz bölümlerinden de biri oldu. Teşekkür ederim. Geldiğin için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben ikinci sezon finaline özel Muti'ye böyle bir önce kocaman bir alkış istiyorum burada. Kahve kap oğlum. Bisikletiz anne. Bravo Kutay, bravo Kutay. Hadi bakalım. Herkese alkışlıyoruz Kutay. Bak 3 ay alkış duymayacaksınız. Bu bölüm bol bol duyun. Arkadaşlar normalde bölümlerin kapanışlarını işte Muti'ye kocaman bir alkış deyip seni göndererek yapıyorum. Ama bu bir sezon finali olduğu için ben bütün böyle arkadaki herkesin buraya tek tek gelmesini istiyorum. Kocaman alkışlarla herkesi buraya alıyoruz. Hadi bakalım Kutay. Aman evet, aman 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 aman. Evet Meli. Evet Celal. Evet hadi bay Cihan abi. Sen kalk artık hadi. Gel, gel gel geç otur gel. Evet. Gel geç otur. Şöyle kapatacağım. Herkes burada mı? Arkadaşlar harika. Bir saniye. 40 bölümdür harikulade sunmadım arkadaşlar. Evet bir alkışla Dorukcan'a. Mükemmeldin vallahi. Ulan çok duygulandım şu anda. Vay be. Arkadaşlar. Ben yazarken onun sesine göre yazıyorum bu arada. Onu düşünerek de. Bravo Cihan abi. Bravo. Cihan abi de 40 bölümdür çok güzel yazmadım. Onu istiyor çünkü. Onu istiyor. Evet. Daha mısır falan yiyor burada. Kanka şu an bir sezonun kapanışını yapıyoruz ya. Ağlaman lazım. Ben böyle dinliyor hiç böyle alkışlıyor falan keyifli yerinde. İkinci sezonun final bölümüyle, sezon finaliyle harika konuklarla birlikte, harika bir ekiple birlikte bugün çok güzel bir bölüm çektik. Çok da ikinci sezonun finaline yakışan, çok keyifli, çok güldüğümüz bir bölüm oldu. Bu sezonda, ilk sezonda olduğu gibi bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok uzun bir ara vermeyeceğiz. Eylül'de ya da Ekim'de Rap Show 3. sezonuna tekrar birlikte olacak. O sezonda Heyecan Muti ortak bölümünü de göreceksiniz buradan. Heyecan Muti'yi de alkışlıyoruz. Evet. Arkadaşlarımızı alkışlıyoruz. Kutay'ı da alkışlıyoruz. Bravo Kutay. Kritikale de bir alkış. Kritikale de kocaman be. Meli'ye de bir alkış Meli'ye. Fatih'e de bir alkış. Susmasın bu alkışlar hesabı. Haftaya diyemiyorum ama 2-3 ay sonra yeni sezonda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize de kendine bakın. Kendinize iyi bakın. Emeği geçelim. Ya yeter ama. Yeter be birader.